Osmaniye Protokolü'nün değerli üyeleri, değerli konuklar ve basınımızın güzide temsilcileri. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 4. İnternet Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilişim Teknolojilerinde Yeni Trendler başlıklı panele hoş geldiniz. Kıymetli konuklar, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Sayın Kadir Uludağ'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, üniversitemizin çok değerli akademisyenleri, değerli basın mensupları, kıymetli öğrenciler ve misafirler. Bilindiği üzere internet birçok bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünyada yaygın ve sürekli olarak gelişen bir iletişim ağı olarak tarif edilmektedir. 1970'li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ülke topraklarında yapılacak olası bir nükleer saldırı sonrasında askeri üslerin ve füze rampalarının iletişimini sürdürebilmek amacıyla ARPANET adlı gizli bir proje başlattı. İlk olarak askeri amaçla geliştirilen ARPANET, önce üniversiteler sonra bazı devlet kuruluşları tarafından kullanılmaya başlanır. 1980'li yılların başlarında ise özel kuruluşlar vasıtasıyla geliştirilen bu ağ internet adını alır. Ve Avrupa'ya da bu isimle geçiş yapar. Bu yıllarda daha çok e-posta ve dosya transferi için kullanılan ARPANET, diğer bir adıyla internet, günümüzde ise artık yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Zira Cisco firmasının yapmış olduğu bir ankete göre de internet %70 bir ankete katılan katılımcıların %70 oranında bir katılımla en az hava ve su gibi insanların vazgeçilmez kaynakları arasında yerini almıştır. İnternet insanlık tarihi açısından da en az yazı, matbaa ve telefon kadar önemlidir. Zira internet günümüzde yalnızca bir iletişim aracı değil, birçoğumuzun günlük yaşantısının bir parçası haline gelmiştir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok konuyla ilgili bilgiye kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmekteyiz. İnternet kullanımı ile ilgili de değişik fikirler, görüşler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Kimileri interneti insanları birbirinden uzaklaştıran, yüz yüze iletişimi ortadan kaldıran ve bağımlılık yapan bir şey olarak değerlendirmektedir. Bazı çevrelerde çoğu insanda alışkanlık haline gelen internet kullanıcılığının özellikle iş yerlerinin üretkenliğin azalıp düşmesine sebep olduğunu ve internet kullanımının kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması gerektiğini düşünmektedir. Tüm bu bazı olumsuzlukların yanında internet, öğrencilerin öğrenme, alışkanlıklarını ve bilgi birikimlerini zenginleştirmek için kullanabilecekleri mükemmel bir araçtır. İnternet iletişim, araştırma ve bilgiye ulaşma için kullanabilirler. İnternet sayesinde dersler için gerekli araştırmaları daha fazla kaynağa, daha hızlı bir şekilde erişerek yapabilirler. İnternet herkesin dilediğince kendini ifade edebildiği, milyonlarca düşüncenin yer aldığı sanal bir dünyadır. Dolayısıyla internet farklı fikir ve düşüncelere, tecrübelere, bilgi kaynaklarına ulaşmanın en hızlı yoludur. Önceleri bir konuyla ilgili araştırma yapmak istediğimizde, saatlerce kütüphanelerde matbu katalogları tararken artık internet vasıtasıyla kütüphaneye gidecek olsak dahi, çoğu zaman kütüphaneye gitmemize de gerek kalmıyor. Ama kütüphaneye gidecek olsak dahi hangi kaynağı istediğimizi, neyi istediğimizi bilerek gidiyoruz. Yine birçok açıdan hayatı engellerle yaşayan insanlarımız, internet ve e-ticaret sayesinde daha rahat alışveriş yapabildikleri gibi oturdukları yerden tüm dünyayla iletişim kurabilmektedirler. Hatta internet üzerinden iş bulan ve evde çalışan birçok kişi kendini gerçekleştirirken ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak teknoloji biz istesek de istemesek de kendi kültürünü oluşturmaktadır. Bu internet için de böyledir. Aradaki dengeyi iyi kurabilen bir internet kullanıcısı olarak olumlu yönlerinden faydalanıp olumsuz taraflarından kaçınmak bizim elimizdedir. Her şeyde olduğu gibi internet kullanımında da aşırıya kaçmayıp bu önemli iletişim aracını kendi yararımız için kullanmak bizim elimizde. Bilgi ve iletişim teknolojilerini
üniversitemizin kurulduğu günden bugüne vermiş olduğu önemin bir göstergesi olarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz internet haftası etkinliklerimize katılımlarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ederken başta bu etkinlikleri gerçekleştirebilmemiz için bizleri teşvik eden üniversite yönetimimize, ana sponsorumuz TÜMSİA'da ve 2 hafta sürecek olan etkinliklerimize katılımlarından dolayı EFA, Yönsiz, Canfor, Kopinet, Poyraz Ticaret ve Zerox'a ve etkinliklerimizde değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak olan misafirlerimize, konuklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri tebessüm ettirecek ilginç bir olayla sözlerime son veriyorum. Haber BBC Londra MSNBC TV'den alınmış. 6 aylık askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınan ancak internet bağımlısı oldukları gerekçesiyle bu görevi tamamlayamayacaklarını kanıtlayan askerler evlerine geri yollanmış. Terhis edilen gençler 3 yıl içerisinde iyileşirlerse tekrar askere alınacaklarmış. Bu olay Finlandiya'da yaşanıyor. Ben teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Kıymetli konuklar, açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Sayın Sarıoğlu Kanlı'nın kürsüye teşriflerini arz ederim. İlimizin değerli protokolü, Sayın Dekanım, Enstitü Müdürüm, değerli akademisyenler, üniversitemizin değerli personeli, akademik ve idare personeli, basınımızın yüzde temsilcileri, sevgili öğrenciler. Üniversitemiz tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen internet haftası etkinlikleri için etkinliklerin açılış programına hoş geldiniz. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak henüz genç bir üniversite olmamıza rağmen pek çok etkinliğimizi artık geleneksel hale getirmiş bulunuyoruz. İnternet haftası da bu etkinliklerimizden birisidir. Takip edilemez bir hızla gelişmekte olan dünyamızda internet belki de bu gelişmeler içerisinde en çok dikkat çekenlerden birisidir. O ki ülkenizde olduğu kadar dünyadaki gelişmeleri de yakından takip eden bir eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Değerli öğrencilerimiz için çağın gereklerine uygun eğitim ortamlarını hazırlamaya gayret ederken bilimsel ve teknolojik gelişmeleri de izlemekteyiz. Bu doğrultuda internet ve internet haftası bizler için ayrı bir öneme sahiptir. Üniversitemizde 2 hafta süresince zengin bir programla birçok etkinlik gerçekleştirilecektir. Sizlere tavsiyem, genç arkadaşlarımıza, bu etkinlikleri yakından takip etmeniz, bulunduğumuz yerden bizleri en uzak noktalara taşıyan, kolayca ulaştırabilen internetin farklı yönlerini keşfedebilmenizdir. 4. OKÜ İnternet Haftası etkinlikleri çerçevesinde bizlere destek olan değerli sponsorlarımıza, üniversitemizin informatik bölümü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine değerli çalışmaları için teşekkür ediyor. Ayrıca 2 hafta boyunca bizlerle birlikte olacak değerli konuklarımıza paylaşacakları bilgiler ve üniversitemizdeki gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyor. Verimli 2 hafta geçirmeniz dileğiyle saygılar sunuyorum. Değerli konuklar, panelimize başlamadan önce birkaç hatırlatma yapmamız gerekiyor. Öncelikle panel sonrası hediye çekilişi ve kokteylimiz gerçekleştirilecektir. Ve OKÜ kurumsal Facebook hesabı üzerinden gerçekleştirdiğimiz fotoğraf yarışması bugün itibariyle başlamıştır. Fotoğraf yarışmamıza katılmak isteyen arkadaşlarımız web sayfamız ve kurumsal Facebook hesabımızdaki afişlerimizden ayrıntıları öğrenebilirler. Ve çektikleri fotoğrafları osmaniye@osmaniye.edu.tr mail adresinden bizlere ulaştırabilirler. Ve son bir hatırlatma, 13 Nisan Cuma saat 14'te yine burada o kampüsünde gerçekleştireceğimiz MOBESE konferansımızda da yine hediye çekilişi yapılacaktır. Özellikle genç okul arkadaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek istedik.
Panelimizi başlatmak üzere panel oturum başkanı, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Mutlu Avcı'yı sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer protokol, saygıdeğer hocalarım ve değerli katılımcılar, panelimize bilişim teknolojilerine bize güncel trendler hakkında bilgi vermek üzere katılan çözüm ortaklarının sunumlarıyla devam edeceğiz. Genelde verilecek konu bilgileri, güncel Windows uygulamaları ve işletim sisteminin bilişim teknolojisindeki önemi üzerine. Konuları takip ederken sorularınızı hazırlarsanız kendilerini burada bolca sorularla sıkıştırma olanlarına sahip olacaksınız. Teşekkür ediyorum. İlk sözü sunumlar için kendilerine devrediyorum. Ses. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Akın Züner. Bugünkü panelin ilk sunumunu ben gerçekleştireceğim. Öncelikle Çözüm Park Bilişim Portalı yönetimi olarak bugün bizim burada bulunmamızı sağlayan değerli üniversite yönetimine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda değerli başkanımız Kadir Uludağ hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü onların gerçekten çok ciddi bir emeği var. Yine böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü belki bizleri takip ediyorsunuzdur. Çözüm Park Bilişim Portalı olarak Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bu tarz etkinliklere katılıyoruz. Ve böyle bir etkinliğin ne kadar zor hazırlandığının farkındayız. Gerçekten çok başarılı bir etkinlik hazırlanmış. O yüzden ayrıca bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sunumum aslında öğrencileri yakından ilgilendiren güncel bir işletim sistemi olan Microsoft'un Windows 8 Beta ürünü olacak. Sunuma başlamadan önce kısaca kendimi tanıtacağım. Hemen sunuma başlayacağım. Kısa bir sunum, ardından da bir demo yapmayı planlıyorum. İsmim Hakan Uzunak, bahsetmiştim. 1980 İstanbul doğumluyum. 2002 Marmara mezunuyum arkadaşlar. 2005 yılından beri Microsoft'un sertifikalı eğitmeniyim. 2008 yılından beri Microsoft'un MVP ödülüne layık görülmüş bir insanım. Ve 2009 yılından beri de Türkiye Finans Katılım Bankası'nda sistem ve platform yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bugünkü sunumum dediğim gibi Windows Server, Windows 8 yani client işletim sistemimiz, Microsoft'un yeni nesil client işletim sistemi. Belki yeni olduğundan dolayı sizin daha iyi algılamanız için şöyle basitçe anlatabilirim. Mesela Microsoft'un Windows XP ürününü biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Windows XP kullanan kaç kişi var aranızda? El kaldırabilir mi? Peki, hazır yeri gelmişken Linux kullanan kaç kişi var? Yani XP kullanmayıp Linux kullanan. Tamam, siz çıkabilirsiniz arkadaşlar. En azından ben hastanedeyken. Windows 8 de aslında şu. Bildiğiniz gibi XP'den sonra Windows 7 çıktı. Windows 7'yi kaç kişi kullanıyor? Oo, süper. Gerçekten etkilendim, açık söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla etkinliğe gidiyorum. Bu kadar yüksek bir Windows 7 kullanımı görmemiştim. Peki bir soru daha, Laptop mu kullanıyorsunuz, masaüstü mü? Laptop kullananlar? Süper. Güzel. O zaman bu sunum eminim sizin dikkatinizi çekecektir. Ben size kullandığınız Windows 7 ürününün çok daha iyisi olan Windows 8'i tanıtacağım arkadaşlar. Microsoft'un hem tablet cihazları için hem masaüstü hem de laptopları çıkart ettiği bir işletim sistemi. Bu arada Windows 8 şu anda sizin de kullanabileceğiniz bir ürün. Ben kendi laptopuma yükledim. İsterseniz siz de Microsoft'un sitesinden download edebiliyorsunuz. Bu arada Windows 8'i deneyen var mı? Bravo, o da çıktı. Hatta 2, 5, 6, 7, 8. Valla süper. Açıkça söylüyorum, çok net söylüyorum, çok etkilediniz beni. Bunu söyleyen şöyle pek çok üniversite seminerine katılmış bir insan olarak. O zaman bu arkadaşları sahneye alalım, Windows 8 anlatsınlar. El kaldıralım. Peki, tamam. Güzel, açıkçası kitle çok anlattığım sunuma yakın olacak. Hemen o zaman hızlıca başlayalım. Sunumda neler var arkadaşlar? Sunumda değineceğim konuların başından teknolojideki değişiklikler, çünkü Microsoft'un üretmiş olduğu yeni işletim sistemi aslında teknolojideki değişikliklerden dolayı yola çıkmış bir plandı. Çünkü bildiğiniz gibi artık mobility çok önemli. Eminim ki pek çoğunuz artık cep telefonunun yanında tablet, PC tarzında donanımlar kullanıyorsunuzdur. Yani artık hani cep telefonunuz var mı tarzında bir soru sormanın pek bir anlamı yok. Ama şu olabilir,
Mesela dokunmatik ekrana sahip cep telefonunuz veya akıllı telefonunuz var mı noktası önemli olabilir. Ki eminim ki pek çoğunuzun akıllı telefonu vardır. Veya akıllı telefona geçmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ama sonuçta teknolojinin trendi bu arkadaşlar. Yani mobilite hızla artıyor ve insanlar şu anda satın aldıkları yeni donanımların pek çoğu, ki bu %80, %90'ı diyebiliriz, multi-touch dediğimiz çoklu dokunma özelliklerine sahip. Biz de buradan yola çıkarak, aslında biz dediğimiz Microsoft da buradan yola çıkarak client işletim sistemi, aslında şu anda hedef kitlesi sizlersiniz, sizler gibi son kullanıcılar için ürettiği işletim sistemini bu teknolojik yeniliklere uyarladık. Baktığınız zaman nedir? Tabletler veya Slate dediğimiz akıllı yine tablet bilgisayarlar veya laptop. Bunlar günlük hayatımızın artık bir vazgeçilmesi. Mesela iPad kullanan kaç kişi var, onu da görebilir miyim? Evet, bir kişi var. Orada çuvalladık arkadaşlar. Evet, Apple ürünleri bildiğiniz gibi kullanıcı deneyimi çok yüksek olan ürünler ve özellikle dokunmatik fonksiyonu çok başarılı olduğu için yüksek bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Microsoft aslında ürünlerinde bu noktaya fokuslanmış durumda. Yani yeni çıkaracağı işletim sistemi sadece masaüstü bir işletim sistemi olmayacak. Siz şu anda Windows 7 laptopunuzda veya masaüstünüzde kullanıyorsunuz. Fakat Microsoft Windows 8 ile beraber artık tablete de geliyor. Yani bu yılın sonuna doğru Windows 8 işletim sistemine sahip tablet bilgisayarlar görebileceksiniz. Ama bunun en güzel özelliği şu olacak arkadaşlar. Şöyle bir kafa karmaşası olmayacak. Tablet için ayrı bir işletim sistemi, telefon için ayrı bir işletim sistemi, laptop için ayrı bir işletim sistemi değil. Microsoft tek bir API üzerinden bir işletim sistemi üretip farklı donanımlarda bunu kullanmanızı sağlayacak. Birazdan ben demo yaparken, ki benim laptopum aynı zamanda bir tablet bilgisayar arkadaşlar, hem dokunmatik özelliğini göstereceğim hem de bir masaüstü bilgisayar gibi kullanacağım. Yani isterseniz aynı Windows 7'de olduğu gibi masaüstü özelliklerini kullanabileceğiniz gibi, isterseniz bir tablet donanım satın alıp üzerinde ne yapabilirsiniz? Windows 8 çalıştırabilirsiniz. Artık yeni cihazların multi-touch özelliğinin desteklendiğinden bahsetmiştik. Gelelim Windows 8 ile beraber bize neler yeni sunuluyor. Bu kısımdan arkadaşlar hem slide üzerinden hem de biraz demo yapacağım. O yüzden izninizle oturacağım. Şimdi Microsoft bize yeni nesil bir arayüz sunuyor arkadaşlar. Tablet gereksinimi. Biz buna Metro User Interface diyoruz. Metro UI olarak kısaltılıyor. Buradaki iki kavramı kolay anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü örnekle göstereceğim. Evet, şu anda karşınızda bir Metro UI görüyorsunuz arkadaşlar. Biz bu arayüze Metro UI arayüzü diyoruz. Ve Microsoft bu arayüzü dikkat ederseniz küçük kutucuklar ve bu kutucukların üzerinde resimler şeklinde renklendirerek tek bir yatay panele yerleştirmiş durumda. Ve bu bizim hem tablet ve bilgisayarı rahat kullanmamızı sağlıyor, hem de istersek benim gibi bir laptopu aynı zamanda tablete dönüştürebiliyorsunuz. Bu tabii ki tamamen yeni tasarlanmış bir arayüz ve burada gördüğünüz uygulamalarda Metro Style Application dediğimiz Metro UI, yani şu anda baktığınız arayüze özel tasarlanmış bir uygulama. Bunun da hemen farkını özetleyelim. Mesela bakın, size mail kısmını açalım. Ya da messaging'i şöyle, evet, o zaman bir logout olalım arkadaşlar. Sunumdan önce biraz kurcaladığından dolayı beta ürününde böyle şeyler olabiliyor. Evet, bir daha logout oluyorum. Şöyle messaging kısmına girelim. O zaman restart edelim. Şöyle masaüstüne dönüyorum. Bakın bu arada bildiğimiz bir masaüstü. Ben tabii ki şu anda Windows 8 beta SSD diskli bir bilgisayarda kullanıyorum. Son derece hızlı açılacak fakat gerçekten Windows 8 client işletim sistemi de son derece hızlı açılmak üzere tasarlanmış. Bu arada SSD kavramını bilmeyenler için çok kısa bir bilgi. Farklı bir disk teknolojisi arkadaşlar. Yani normal bildiğiniz plaka yapılı disklere göre daha hızlı. Evet, açılış sistemim. İstersen password modunda da giriş yapabilirim. İstersen resimdeki belli noktaları daha önceden tanımladığım işaretleyerek de girebilirim. Bu konuları detaylandıracağım. Tabii şifrem çok kompleks olunca bu benim şu anda kullandığım, aynı zamanda Hotmail şifrem, detaylandıracağım neden onu kullandığımı. Şimdi buradaki uygulamaların, yani Metro Style uygulamaların farkını göstermek istiyordum size. Bakın burada pek çok uygulama var. Map uygulaması, Browser,
video, hava durumu, mail, işte mesajlaşma veya bakın sonda farklı bir uygulama var. Microsoft PowerPoint Viewer. Bu standık geliyordur herhalde. Microsoft'un PowerPoint uygulamasını, daha doğrusu dosyalarını görüntülememizi sağlayan bir uygulama. Şimdi ben bu uygulamayı tıkladığımda bakın Metro UI arayüzü kapanıyor ve bildiğiniz klasik bir arayüz açılıyor. Bu size tanıdık geliyordur. Nereden? Windows 7 işletim sisteminden. Fakat Microsoft bu Metro UI için farklı uygulamalar tasarladı. Yani şu anda açtım şu sonda gördüğünüz, bunu taşıyabiliyorum istediğim gibi bakın. Şu gördüğünüz uygulama arkadaşlar bir Metro Style uygulaması değil. Yani Metro UI için veya başka bir deyişle yeni nesil Microsoft'un client işletim sistemi için tasarlanmış bir uygulama değil. Fakat gördüğünüz diğer uygulamalar Microsoft'un yeni nesil arayüzü olan Metro UI için tasarlanmış uygulamalar. Örneğin mesajı bir daha açmaya çalışayım arkadaşlar. En azından store'u açtım. Peki. Bakın bu Metro Style bir application. Neden? Dikkat ederseniz browser penceresi gibi farklı bir pencere açılmadı. Explorer penceresi de açılmadı. Tam ekran görüyorum. Dokunma desteği var. Multi-touch desteği var. Biz buna Metro Style bir application diyoruz arkadaşlar. Bakın. Aslında bu gördüğünüz Microsoft'un Windows 8 client işletim sisteminin store'u. Yani buradan uygulama satın alabiliyorsunuz. Veya ücretsiz uygulamalar da indirebiliyorsunuz. Örneğin ihtiyaç duyduğunuz bir oyunu her an tıklayıp ne yapabiliyorsunuz? Buradan indirebiliyorsunuz. Örneğin bakın bu ücretsiz bir uygulamaymış. Veya doküman yönetimi, social community, bakın, eğlence, imaj, editing, müzik, video, kitap, dil öğrenimi gibi veya haberler, RSS okuyucu gibi pek çok uygulamalar var. Bu uygulamaların bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. Aynı neredeki gibi arkadaşlar? Apple Store'un uygulaması gibi Microsoft yeni nesil işletim sisteminde artık sizin CD veya DVD ile uygulama satın almanızı istemiyor. Uygulamalarınızı nereden satın alıyorsunuz? Microsoft'un Store'undan. Faydası ne? 5 tane Microsoft işletim sistemine kadar satın aldığınız bir uygulamayı ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Örneğin tabletinizde satın aldığınız bir uygulamayı laptopunuzda veya masaüstünde kullanma şansına sahipsiniz. Daha güzeli, siz bir satın alma yaptıktan sonra internete olan herhangi bir yerden bu uygulamayı başka bir bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Örneğin ben bu bilgisayarı arkadaşlar, bakın kendi hesabımla logon oldum. Yani kendi Hotmail hesabımla logon oldum. Bu şu demek, beni cloud'a yani bulut bir işime bağlıyor ve benim şu anda SkyDrive'daki, Facebook'taki, Twitter'daki, tüm sosyal medyalardaki, hatta Gmail'deki ve Hotmail'deki maillerime ulaşabiliyorum ve satın aldığım bir uygulamayı da istediğim bir bilgisayara yükleyebiliyorum. Bunu da göstereyim. Tekrar bakın masa üstüne dönüyorum. Ayarlara geliyorum. Daha fazla ayar diyorum. Bakın burada user kısmına gelip Hotmail hesabımın bağlı olduğunu görüyorsunuz. Bunu yapmanız size şunu katıyor. Sizi direkt internete bağlı. Eğer siz klasik bir kullanıcı hesabıyla giriş yaparsanız şu an Windows 7 kullandığınız gibi kullanıyorsunuz. Yani lokal bilgisayarınızda ne varsa onu kullanıyorsunuz. Ben ne yaptım? Hotmail hesabımla bu Windows 8'i açarak internette cloud yani sizin internet servisleri olarak bildiğiniz bütün dosyalarımı buradan ulaşabiliyorum. Yani bulut değişimi bana sunduğu bütün nimetleri kullanabiliyorum. Tekrar ve tekrar logon olmama gerek yok. Yani Twitter'ıma, Facebook'ıma, Hotmail'ime, Gmail'e, SkyDrive'ıma tek bir hesap üzerinden ne yapabiliyorum? Bağlanabiliyorum. Yine hazır buraya gelmişken tabletler için olan güzel bir özelliğini göstereyim. Bakın bir resim üzerinden yani patent kullanarak arkadaşlar logon işlemi yapabiliyorum. İstediğiniz bir resim seçiyorsunuz. Mesela şöyle bir resim seçiyorum. Bu resimde tıklanacak yerleri seçiyorum. Tamam, bu resmi kullan diyorum. Tıklıyorum. Evet, bir kere daha doğruluyorum. Peki, artık şunu yapabilirim. Şifre girmeme gerek yok. Logout oluyorum. Şifresiz giriş için dokunmatik bir cihazınız varsa ki benim şu anda kullandığım laptop bir tablet özelliğine sahip. Ben sadece monitörde benim bildiğim yerlere tıklayarak arkadaşlar ne yapabiliyorum? Bakın hiç klavyeye dokunmadım. Ne yaptım? Logon işlemi gerçekleştirebiliyorum. Bu sırada internet bağlantınızı da kontrol edelim. İlki demo için. Evet, çalışıyor. Yine yeri gelmişken arkadaşlar dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Şu arayüz, şu anda baktığınız arayüz size tanıdık geliyor mu? Evet, aynı ne gibi?
Windows 7 gibi. Hiçbir farkı var mı? Yok. Veya bakın bilgisayarım veya kullandığınız Internet Explorer. Bakın bilgisayarımda dolaşıyorum. Herhangi bir farkı var mı arkadaşlar? Yok. İşte Microsoft'un aslında bu işletim sisteminde yaptığı en iyi şey bu. İsterseniz bu işletim sistemi satın aldığınızda masaüstü bir işletim sistemi olarak kullanabiliyorsunuz. Windows 7'den daha başarılı. İsterseniz Metro UI dediğimiz, bakın, tablet bilgisayarlar için kullanılan bir UI interfezine sahipsiniz. Pekala, yani yenilikleri biraz da slide'dan devam edelim. Ana başlıklar halinde arkadaşlar. Bir kere ilk özellik Metro UI, buna değindik. Herhalde bu noktayı anlamışsınızdır. Yani Metro UI kısmının Metro User Interface nedir ve Metro Style Application nedir onu anladığınızı düşünüyorum. Bir diğer uygulama yine sizin seveceğiniz, şu anda belki satın almış olduğunuz oyunlar, uygulamalar veya işte grafik programları olabilir. Bu uygulamaların tamamı Windows 8'de çalışacak. Microsoft bunu Windows 8'de çalışan, ya daha doğrusu Windows 7'de çalışan uygulamaların Windows 8'de de çalışabileceğini size bir özellik olarak sunuyor. Bu da size şunu sağlıyor, daha iyi bir işletim sistemi, daha fonksiyonel bir işletim sistemi için aynı zamanda yeni uygulamalar, kullandığınız uygulamanın yeni versiyonlarını satın almak zorunda değilsiniz. Yine bir diğer özellik Task Manager. Bilmiyorum ne kadar işiniz oluyor Task Manager'la ama tablet uygulamalarından dolayı Microsoft burada çok ciddi bir değişiklik yaptı. Bakın bir Task Manager açıyorum. Önce son kullanıcılar için bakın son derece basit bir Task Manager. Belki bu sizi kesmeyebilir. Veya evet ben böyle bir şey istiyordum. Basit. Yani benim şu anda çalışan iki tane uygulamam var ve bu uygulamaları sonlandırmak istiyorum. Ama daha uzman seviyede bir Task Manager'a ihtiyacınız varsa bakın ne oluyor? Bir tane tıklamayla daha uzman seviyede bir detay görebiliyorsunuz. Çalışan uygulamaları görebiliyorsunuz. Bu uygulamaların kullandığı sistem kaynaklarını görebiliyorsunuz. Dahası bunun performans grafiklerini anında görebiliyorsunuz. Daha çok IT Pro yani sisteme yönelik bir kariyer planınız varsa işletim sistemi noktasında ek programlara ihtiyaç duymadan Microsoft'un size sunduğu bu işletim sistemiyle ne yapabiliyorsunuz? Bilgisayarınızın performans grafiklerini real time görebiliyorsunuz. Açmış olduğunuz uygulamaları görebiliyorsunuz. Bakın ben bir aile uygulama açmışım gördüğünüz gibi. Bunların ne kadar kullanıldığını, örneğin bakın mail uygulamasını 3 dakika 36 saniye boyunca ne yapmışım? Kullanmışım. Ve toplamda 10 MB RAM kullanmış. Bakın map uygulamasını kullanmışım. Şu anda ben hiç map açmadım. Mail'i de hiç açmadım. Ama bu ne yapıyor? Bu bilgisayarın kullandığı tüm uygulamaların bir history yani tarihini tutuyor arkadaşlar ve bu sayede ne yapabiliyorsunuz? Bilgisayarınız üzerinde uygulamaların ne kadar kaynak tükettiğini geriye dönüp takip edebiliyorsunuz. Gerçekten kullanışlı bir Task Manager arayüzü. Evet, belki son kullanıcıların çok sevdiği özelliklerden biri. Kaç kişi format atmayı biliyor arkadaşlar? Ne sorsam biliyorsunuz siz de. Sizden üçünüzü beşinizi alıp İstanbul'a götürmedim. şimdi format atmak güzel. Bu arada çok güzel. Çoğunuz format atmayı biliyorsunuz. Format atmak çoğu zaman yük gelebilir. Belki boş bir bilgisayar için evet format hemen Windows kurumu ama örneğin ben bilgisayara yaklaşık bir senedir format atmıyorum ve atmayı da düşünmüyorum. Atmam gerekiyor mu? Evet ama o kadar programı, o kadar konfigürasyonu bina yapmak beni gerçekten yoruyor. Microsoft da bunu bildiği için özellikle son kullanıcılar için arkadaşlar Windows 8'de şöyle güzel bir özellik sunuyor. İki tane özellik aslında. Reset ve Refresh PC. Bu size ne sunuyor? Diyelim ki son kullanıcısınız ve bilgisayardan aslında çok anlamıyorsunuz. Fakat bilgisayarınızda bir takım konfiglerin bozulduğunu hissettiniz. Biz buna Türkçe olarak şey diyoruz. Yani bilgisayarın formatı geldi. Veya bu bilgisayara format atılması gerekiyor gibi bir takım teknik tabirler kullanıyoruz. Microsoft Windows 8'de bunun için iki tane feature kullanıyor. Reset ve Refresh PC. Reset demek şu arkadaşlar. Datalarınızı hiç kaybetmeden tek bir tuşa dokunarak bilgisayarınızı sıfırlayabiliyorsunuz. Çok basit. Denetim masasına geliyorsunuz. Bakın burada. Refresh, reset. Reset demek dataların kaybolmasın, konfigler varsayılan yere gelsin. Refresh ise dataların da dahil bütün konfigürasyonlar silinsin ve temiz bir Windows 8 kurulumuna geri dönün. Aynı ne gibi? İmaj almak. Bu yeni iki feature'ın arkadaşlar son kullanıcı gerçekten bu bilgisayar problemlerini artık telefonla destek, yerinde destek veya uzaktan destek ihtiyacı olmadan ne yapabilecek, çözebilecek. Tabii ki kurumsal anlamda Windows 8 kullanıyorsanız şirket organizasyonunuzda veya üniversitede
Bu da şu demek, bilgisayar personelinin de yükü son derece azalacak. Kullanıcı ya bu seçeneği veya bu seçeneği seçerek ne yapabilecek? Bilgisayarını tekrar performanslı çalışır bir hale geri getirebilecek. Hyper'ı özelliğine geçiyorum. Üniversiteye fokuslanan bir başlık değil, sanallaştırma başlığı çünkü. Metrostyle uygulamalar dedik, bundan bahsettik. Metrostyle uygulama neydi, hatırlayan var mı arkadaşlar? Bir kişi bana hemen söyleyebilir mi sıcağı sıcağına? Yoksa uyuyor musunuz? Yani el kaldırmada süpersiniz. Evet, bir kişi alabilir mi? Metrostyle uygulama. Evet, bağırsan gür bir şekilde. Mail uygulamalar değil mi? Hani en başta gösterdiğim metro ara birimindeki uygulamalar. Mesela evet, yani hariç diyen gene. Şöyle anlıyorum, sen şöyle anlattığın gibi anlıyorum. Microsoft'un yeni nesil arayüzüne biz Metro UI diyoruz. Metro Style uygulama, bu Metro UI için geliştirilmiş yeni nesil uygulamalar. Tam ekran, görsel, dokunmatik desteği yok. Değil mi? Evet, süper anlattın. Güzel anlamışsın. Zaten ben iyi anlatıyorum, siz de iyi anlıyorsunuz. Peki, teşekkürler. Başka ne var arkadaşlar? NFC chipset desteği var. Bunu genellikle Nokia reklamlarından hatırlıyor olabilirsiniz. Telefonları birbirine yaklaştırarak data transferi, Bluetooth'a benzetebilirsiniz. NFC chipset desteği var. Yani bu şu demek, bu yılın sonunda çıkacak Windows tabletlerin eğer NFC chipseti varsa bu tabletler arasında data transferini kablosuz bir şekilde ne yapabileceksiniz? Windows 8'de gerçekleştirebileceksiniz. Yine güzel bir özellik son kullanıcı için entegre antivirüs var arkadaşlar. Muhalif antivirüsü eminim ki crack'li kullanıyorsunuzdur çoğunuz. Fakat bu da bir tehlike çünkü o aslında crack'lerin içerisinde virüs ve trojan var. Microsoft son kullanıcı bu dertlerden kurtulmak için entegre Windows 8 içerisinde ücretsiz olarak tırnak içerisinde ücretsiz olarak ne sunuyor? Bir antivirüs yazılımı sunuyor. Bir diğer güzellik yazılımcılar için, işte Erhan hocama pas atıyorum. Tek bir API var. Yazılımcı arkadaşlar API'nin ne olduğunu biliyordur. Yani bu şu demek, ayrı ayrı versiyonlar olmadığı için sizin geliştirdiğiniz bir uygulama hem tablette hem masaüstünde hem laptopta çalışacak. Burada olduğu gibi bakın ben bir laptop kullanıyorum. Aynı zamanda tablet özelliği var. Hemen bakın hemen ne yapabiliyorum? Bakın parmak olayına geçtim. Görüyor musunuz? Veya şöyle uygulamalar arasında bakın geçiş yapıyorum. Sürterek sadece. Şu anda sanki tablet kullanıyorum. Bakın. Ve bunu destekliyor. Hemen vazgeçtim. Direkt ne yapıyorum? Masa üstüne dönüyorum. Şimdi ne kullanıyorum? Normal desktop. Doğal olarak tek bir API üzerinden ne yapabiliyorsunuz? Tek bir işletim sistemi için yazılım üretiyorsunuz. Ve bu hem laptopta hem tablette kullanılabiliyor. Yeni nesil işlemci desteği var. Bunun temel sebebi nedir arkadaşlar? Bu işlemcilerin ortak özelliği tablet bilgisayarlarda kullanılması. Microsoft da zaten tablet bilgisayarlarda Windows 8'i kullanmak istediği için bu işletim işlemcileri destekliyor. Internet Explorer için Mouse desteği var. Yani şurada gördüğünüz browser için. Bakın bu farklı bir browser diğerinden. Yani şöyle göstereyim. Şundan farklı arkadaşlar. Bu bakın Metro UI bir application değil. Yani Metro Style bir application değil. Bildiğiniz Internet Explorer. Farkı var mı? Yok. Ben size şimdi Metro Style bir Internet Explorer göstereceğim. O da bakın bu. Farkı ne? Multi-touch support'unun olması arkadaşlar. Şöyle yukarıdan açalım. Hemen bakın geçiş yapıyorum. Tamam, dokunmatik bir şekilde. Veya bunu kapatıyorum. Veya yeni bir sayfa açıyorum. Hemen daha önce açılmış örneğin Adobe'a gidiyorum. Tamam, multi-touch. Bakın hiç klavyeye ihtiyacım yok arkadaşlar. Pekala. Cloud tabanlı uygulamalardan bahsettim. Eğer Windows 8'inizi Hotmail gibi Microsoft'un bir mail hizmetiyle entegre çalıştırırsanız ki Hotmail şart değil. Microsoft'un pasaport uygulaması var. Belki duymuşsunuzdur. Diğer mail hesaplarınızı da yani kurumsal maillerinizle bağlayabilirsiniz. Neyi sağlıyor? Tek bir mail ile yani benim yaptığım gibi bilgisayarınızı logon olurken internete bağlı tabii bir bilgisayar olması gerekiyor. Benim yaptığım gibi Hotmail şifrenizle logon olursanız bakın şifreyle logon olacağım diyorum. Bakın Hotmail hesabının şifresini yazıyorum. Bu bana daha logon işleminde zaten Hotmail'e girmemi sağlıyor. Ve eğer Hotmail'imi Facebook, Twitter gibi sosyal medyalarına bağlamışsam zaten o medyalardan gelen arkadaşlar bakın bütün bu arada uygulamalarım çalışmaya başladı. Bütün aksiyonları alabilir. Bu bizim mesela dikkat edin ne uygulama Facebook olarak açılıyor ne Twitter olarak. Bu uygulama benim social network uygulama. Yani sosyal network'e bağlanmam için Microsoft bana tek bir uygulama veriyor. Ben onun üzerinden ister Twitter'ımı ister Facebook'u ne yapabiliyorum? Açabiliyorum. Evet, yeni neler var onları görebiliyorum. Kimlerle görüşebilirim? Resimlerim, bakın
anda resimlerini görebilirim. Mesela bir neredeymişiz daha önce? Anadolu Eskişehir Üniversitesi'ndeymişiz. Onun resimlerine ulaşabiliyorum. Bu resimler mesela Facebook'tan geliyor ama herhangi bir arada Facebook yazmıyor. Çünkü Metro Style bir uygulama. Veya mail uygulaması yine açılırsa evet. Bakın maillerimi buradan görebiliyorum. Diğer accountlarımı, Google accountımı bağlayabilirim. Veya şirket accountımı bağlayabilirim. Şu anda ben sadece ne yaptım? Hotmail'i bağladım. Yine bir güzel bir özellik, şöyle bir geçiş yapabilirsiniz. Bakın ekranı ikiye bölmek adına şunu şöyle aşağı atabiliyorum. Uygulama açın. Tutturamıyorum. Bir kere daha almıştı Erhan Bey, geçen seferki gibi. Sol üst köşeden çekmeye çalışıyorum da çekemiyorum. Yapabileceğim. Evet yaptım. Şöyle ekranı ikiye bölmeye çalışıyorum da arkadaşlar. Nasıl? Neyse ben şunu yapayım, daha hoşuma gidiyor. Pekala, burada resimlerim var sanırım. Evet bakın buradan albümlerime hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Daha hayatımız sunumla geçiyor gördüğünüz gibi. İnsan gibi fotoğrafımız yok, yani sürekli sunum yapıyoruz arkadaşlar. Arada bir geziyoruz böyle, o ayrı. Evet, bir özellik daha var, sunuma döneyim. Windows Studio, kurumsal bir özellik. Bu da şirketler için gerçekten başarılı bir özellik. Sizin de dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Bir tane USB memory düşünün arkadaşlar. Ve bir şirkete başladınız. Ne bekliyorsunuz? Size bir laptop verilmesi değil mi arkadaşlar? Oysa ki şirket size laptop vermiyor, bir tane USB memory veriyor. Diyor ki bu USB memory'de Windows 8 var, istediğin bilgisayara bağlayabilirsin. Siz o USB memory'yi herhangi bir bilgisayara, laptop, masaüstü veya, veya tablet bilgisayara bağlıyorsunuz. İşletim sistemi olarak Windows 8 açılıyor. Login olarak benim yaptığım gibi Hotmail hesabınızla bağlanıyorsunuz ve bütün datanızı erişiyorsunuz. Çalışıyorsunuz, datanızı internete kaydediyorsunuz. O bilgisayardan çıkıyorsunuz, USB memory'nizi alıyorsunuz, eve gidiyorsunuz, evinizdeki bilgisayara USB memory'yi takıyorsunuz, yine Windows 8 açılıyor. Yine Hotmail hesabınızla login oluyorsunuz ve datalarınız nerede? Yine internette. Windows to go denilen bu özellik özellikle pazarlama veya pre-sales gibi personeller için düşünülmüş ve yanınızda işletim sisteminizi taşımanızı sağlıyor. Ama bakın dikkat edin, yanınızda data taşımıyorsunuz. İşletim sistemi taşıyorsunuz. Data nerede? İnternette. Bu da yine Microsoft'un yenileşimli işletim sisteminin güzel özelliklerinden biri. Kaç dakikam kaldı bu arada? Peki o zaman soruya alayım bu son 5 dakikada. Süremi doldurmuşum arkadaşlar. Soru varsa veya şu uygulamaya da bakalım. Hani bakın şurada oyun varmış hocam, oyun oynayalım falan derseniz yapabiliriz herhalde. Hocam müsaade var mı? Evet, böyle basit sürtme yöntemiyle basit oyunlar oynayabiliyorsunuz. Tabii ki multitouch. Bu arada basit diyorum ama arkadaşlar Windows Store'da sürekli yeni uygulamalar var. Bunu nasıl yapacağız? oyunda başarılı olamayabilirim, iddialı değilim. Peki şakası bir yana, sorunuz varsa arkadaşlar alabilirim bu 5 dakika içerisinde. Soru yoksa ben sorarım ona göre. Evet, soruları alalım. Yani 1.8'de birçok farklı özellik var 1.7'ye kullanarak. Hani mesela bu multi-touch özelliği vesaire. Ben 1.7 Ultimate kullanıyorum. Yani ben şahsen 1.7 Ultimate kullanıyorum 64 bit. Yani fiyatı 225 dolar kadar bir şey. Peki 1.8'in fiyatı ne olacak? Bir bilgi verebilir misiniz? Bu yılın sonunda çıkacak bir işletim sistemi olduğu için ve beta olduğu için henüz fiyat bilgisi paylaşılmadı. O yüzden yorum yapmamız çok doğru değil. Bizde de yok açıkçası, yani yorumdan öte. Ama Microsoft özellikle upgrade noktasında çok cazip fiyatlar sunacaktır. Çünkü Windows 7 de ilk çıktığında şunu çok net hatırlıyorum. Windows XP lisansınız varsa böyle 70 doları aşmayacak 50-75 bandında upgrade lisansları sattı. Yani sizde eğer lisanslıysa bu Windows 7, ki ümit ediyorum öyledir. yani böyle düşük bir cüzi bir ücretle upgrade yapabilirsiniz. Ha, bu ücretle değilse zaten böyle bir derdin olmamalı bence, değil mi? Peki bir sorum daha var. Tabii. Multi-touch özelliği sadece Explorer için mi olacak? Hayır. Dikkat edersen örnek, hemen canlı fotoya tıklıyorum. Buradan Portland'dan hemen bir resim. Burada bakın multi-touch özelliği var. Gördüğün gibi. Ha, siz sadece Explorer için demiştiniz de ondan dedim. Ha, bu şu olarak Microsoft'un bilindik bir uygulaması. Böyle sorun güzel, bir yanlışlık yok bence de. Şimdi şöyle, şu anda baktığım uygulama yeni bir uygulama. Yeni tasarlanmış bir uygulama. Mail uygulaması yeni tasarlanmış bir uygulama.
uygulamalar. İnternet Explorer söylememin sebebi, İnternet Explorer yıllardır kullandığımız bir uygulama olduğu için ona da multi-touch support'u geldi demek istedim. Çünkü bu uygulama zaten Windows 7'de yoktu. Custom oydu yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, buyurun. İki tane özellik var. Birisi reset, birisi refresh. Refresh'te datalarınız da gidiyor. Şöyle düşün. Bir dizinde, sizin göremediğiniz bir dizinde aslında bir imaj tutuyor gibi düşün. Bu sıfır temiz kurulmuş bir imaj. Sen eğer refresh dersen, yani temiz, taze bir PC, her şey sildiğini düşün. O imajı tekrar işletim sistemine koyuyor, restart ediyor. Sen sanki yeni kurmuş gibisin refresh'te. Reset'te ise senin dataların yeri belli. Bu datalar dışındaki sistem dosyalarını resetliyor. Şeye benzetebilirsin reset'i. Cep telefonunun fabrika ayarlarına dönme var ya, aynı o yüzden reset. Refresh ama tamamen taze kuruyor. Buyurun. Oradan sesini yemiyorsan zaten bravo. Mikrofonu ulaştırabilirseniz arka taraftaki katılıyor. El kaldırsan göremiyorsun. Biraz önce bize demiştiniz, persona için düzenlenmiş olan Windows 8 uygulamaları USB ya da modem yaparak sanardın data verisini taşıyabildiğiniz için. Peki ne kadar güvenli olabilir? Şimdi BitLocker teknolojisi var, duydun mu bilmiyorum. Şimdi buradaki asıl amaç, Windows 10'daki amaç data taşımak değil, Windows 8'i taşımak. Çünkü Microsoft şunu istiyor, şu anda benim kullandığım gibi kullanmamı istiyor. Ben burada resim, video, mail falan gösteriyorum. Aslında bunların hepsi internetten geliyor. O yüzden dikkat edersen internet bağlantımı kontrol ettim. Çünkü cloud'a bağlı bir bilgisayar şu anda bu. Microsoft'un amacı şu, ben sana bir USB numara vereyim. Hem yeni nesil işletim sistemini hem cebinde taşı, laptop taşıma. Bulduğum bir bilgisayarı bu USB'yi tak, bununla aç. İnternete falan soğuyor bilgisayarı, zaten senin datan cloud'da. Login oluyorum ve datayı çekebiliyorum. Ama sen şunu diyebilirsin, o USB'de data da taşıyacağım, o zaman o USB'yi BitLocker'la encrypt etmen gerekiyor. Bu durumda birisi o USB'yi çalsa bile herhangi bir şekilde o dataya ulaşamıyor çünkü encrypt oluyor data. Bu BitLocker Windows 7'de de var, Windows 8'e özel bir teknoloji değil. Anlatabildim mi? Evet, tamam. Tepki vermedin mi? Ben ikna edemedim gibi hissettim kendimi. Buyurun. Windows 8'in Mac, Ubuntu ve Parkus işletim sistemlerine göre artısı veya eksisi nelerdir? Çok güzel bir soru sordu. Şimdi sabaha kadar anlatılacak bir soru. Çok kısaca özetleyeyim. Birincisi, farklı platform desteği olması. Microsoft buraya çok çalıştı. Tek bir işletim sistemi, farklı platformlar. Tasarlarken uygulamalarını, task manager'ını, mesela şöyle bir özellik var. Çok uzatmak istemiyorum, sıkmak istemiyorum. Windows 7'de sen önce Photoshop açtın. Photoshop açtığın, kapatmadığın sürece o bir sistem kaynağı tüketiyor. Aşağı alsan bile o sistem kaynağı tüketiyordur. Fakat tablet bilgisayarlar ve taşınabilir bilgisayarlarda en önemli nokta şarj süresi. Değil mi? Pil. Pilin az gitmesi için senin donanımı az kullanman lazım. Yani işlemciyi, RAM'i, ekranı, parlaklığı, değil mi? Eğer sen bu işletim sistemini tablet için tasarlıyorsan açtığın uygulamaları arka tarafta açık bırakamazsın. Microsoft mesela Task Manager'ı uygulama öyle tasarladı. Benim şu anda arkada, şu anda çalışan uygulamalar var ya, suspend durumunda. Yani çalışmıyor aslında. Ben tıkladığım anda canlanıyor. Bu mesela hem masaüstü için, işletim sistemi için hem tablet için tasarlanmış. Yani Microsoft'un burada en önemli noktası şu. Tek işletim sistemi farklı platform. Rakiplerde bu yok. Bir. İkincisi, yine özet geçiyorum. Çok detaylandırmayacağım. Cloud bazlı bir işletim sistemi. Yani Windows, özür dilerim, Windows yok. Hotmail hesabını veya pasaport uygulaması ile şirket hesabını da bağlayabilirsin. Şirket hesabınla işletim sistemine login olduğun anda internetteki bütün datanı buraya indirebiliyorsun. Direkt cloud işletim sistemi gibi düşünebilirsin. Gerçekten çok başarılı çalışıyor. Görüyorsun, ben burada Facebook, Twitter bütün hesaplarıma, şirket mailime, Exchange hesabıma, Gmail'ime ve Hotmail'ime tek bir işletim sistemine ulaşabiliyorum. Ya daha anlatılır da çok sıkmak istemiyorum. Şimdi burada ben de bir iki söz söylemek istiyorum. Çünkü Linux kullanıcısı ve Linuxçu olarak, onlardan farklı olarak ben o grupta oluyorum. Şimdi, evet, Microsoft'un işletim sistemleri ya da herhangi bir işletim sistemi gerçekte iki temel parçadan oluşuyor. Bu parça çekirdek kısmı olan donanımın yönetilmesi ve sistem çağrıları olan kullanıcı yazılımlarının veya kullanıcı arayüzünün sağlanması için gerekli çağrılar bölümü.
Biz bunun özel bir haline kabuk diyoruz. Yani kabuk kullanıcıyla işletim sisteminin komut yorumlayıcısı arasındaki arayüz. Komut yorumlayıcıya kabuk diyoruz. Şimdi burada gerçekleştirilen olaya dikkat ederseniz işletim sistemin çekirdeğinde ya da Windows'un farklı bir durumu vardır Linux'tan. Nedir o da? Bizim Linux ortamındaki sistem çağrılarına Windows'un anti-sistem servisleri karşılık gelir. Anti-sistem servislerine direkt ulaşım Windows Driver Development Kit deriz, WinDDK. Yani driver yazacak kişinin ulaşabileceği bir kavramdır. Bizim kullandığımız API arayüzü, Application Programming Interface. Windows kullandığımız zaman sistem çağrılarına karşılık gelen anti-sistem servislerine API ile ulaşırız. Burada gerçekleştirilen işlemde API'ler dahil herhangi bir değişiklik yok. Neden? Bir önceki versiyonu tamamen destekliyor. Dolayısıyla yazılım geliştirmeciler için ne avantajları olacağını birazdan detaylı soracağız kendilerine. Ancak kullanıcı arayüzü, kabuk arayüzü olarak yeni bir kabuk var ortada. Bu gördüğümüz insan etkileşimini kolaylaştıran ve user friendly dediğimiz bir kavram. Yani ben user friendly'yi öğrencilere şöyle anlatıyorum işletim sistemleri dersinde. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen, öğrenmeye de niyeti olmayanların bile rahatça kullanabileceği bir arayüz şeklinde. İş bu hale getiriliyor, gitgide daha kolaylaştırılma yolunda. Geliştiriciler için sistemin güvenliği çok önemlidir. Sistemin kontrol edilebilmesi çok önemlidir. Biz genelde neden Windows platformunu kullanmayız? Şundan ötürü. Verilerimizin API arayüzüyle işlenmesi, API arayüzüyle iş yapmak hoşumuza gitmez. Ama Linux platformunda sistem çağrısıyla direktmen kendimizin çekirdeğe ulaşmasını tercih ederiz. Bu yüzden Unix veya Linux platformunu tercih ederiz. Buradaki uygulama böyle bir yaklaşım. Buyurun. İyi günler, hoş geldin öncelikle. Ben şey soracağım, sistemde yani domainde bunun hangi versiyonu domaini dahil olabilecek? Yani sizin uzmanlıklarınız daha kalmıyor. Enterprise ve Ultimate versiyonu. Tabii biz Windows 7'ye göre planlıyoruz. Hani şu anda net bize gelmişti. Windows 7'de de çünkü öyle. Enterprise versiyonu, Ultimate versiyonu domain desteği geliyor. Diğer versiyonların domain desteği olmuyor. Muhtemelen bunda da öyle olacak. Peki Hyper-V'yi atladınız da ben onu merak etmiştim. Tabii, onu da özetleyeyim. Şimdi Hyper-V biliyorsun Microsoft'un sanallaştırma ürünü. Normalde şu anda Windows 7'de bizim Virtual PC dediğimiz ekstradan yüklenen veya Windows 7 XP mod dediğimiz hani bana göre tam da VMware Workstation karşılığı olmayan iki tane ürün var. Evet. Ama mesela ben bir Windows 7 kullanıcısıyım. Lisans ürünü satın aldım. Ya da yazılımcıyım. IT Pro'yum önemli. Bir şeyi test edeceğim. Yani o Windows 7'nin üzerinde bir tane daha sanal makine istiyorum. Test edebileceğim. Belki XP yükleyeceğim. Belki daha basiti Windows 8 yükleyeceğim. Bunun için ben Windows 7'de tam net karşılığımı bulamıyorum. Ama mesela ne yapıyorum? VMware Workstation kuruyorum. Fakat bu ücretli bir yazılım. Ve ben bunu bir Microsoftçu olarak kullanmak istemiyorum. Windows 8'de VMware tarafından yani VMware Workstation yaptığına karşılık gelen bir Hyper-V client desteği var. Yani biz Windows 8'de sanal makine artık açabileceğiz. Ek bir ücret ödemeden ek bir yazılım satın almadan. Tam destek sunuluyor bu noktada. Profesyonel peki mesela sanal makine arasında ağır yok yine de ama limitasyon tabii ki var. Yani Hyper-V server ya da Windows Server 8'de sunulan Hyper-V gibi olmayacak. Ama orada da şöyle düşünebilirsin. Zaten sen bir sunucu platformunu kurmadığın bir Windows 8'in üzerinden bir şirket kaynaklarının hizmet etmesini bekleyemez. Şunun gibi bu makineye ben Windows 8 kurayım, üzerine Hyper-V kurayım, işte domain kurayım, exchange kurayım çok mantıklı olmaz zaten. VMware ya da VirtualBox gibi sanal ulaşım programına ihtiyacımız kalmayacak. Aynen, kesinlikle. Peki bir sorun daha var. Togo'ya mesela kurduk Windows'u flashbildiğimizi. Evet. Yetki verebileceğiz mi? Ne gibi yetki? Yani mesela biz domain şirketimiz var, domaini dahil edebileceğiz mi? Şimdi tabii ki cache credential denilen bir şey var. Bir kere domain olmasa bile zaten logon olabileceksin. Artık o aslında bir makine ve CD vesaire tutuluyor. Yani Windows, yani o USB memory üzerinde bir data write işlemi var. Doğal olarak bu makineyi şöyle düşün. USB taktım, X bir makinede domain, yani makineyi açtım. Örneğin bu laptopta açtım. Domain aldım, kapadım. Başka bir makinede taktım ama domain alınmış bir makine. Ama mesela orada domain yok, cache credential'dan açacak. Domain'e erişmese bile logon olabilecek. Yani demek istediğim şu bizim, eğer şirketsek domainimizde bilgisayarımızı akıyorsak kendi aramızda güvenlik açı olur eğer şey domaini hallettiğimizde. Ama üzerinde data tutmuyoruz ya, direct access gibi VPN teknolojisiyle şirkette bağlı, oradaki datayı yaşayabilirsin.
Çok. Yani data tutma üzerine tasarlanmamış bu Windows to Go mantığı. Her yani cebinde Windows taşıyorsun. Cebinde data taşıyorsun diye düşünme. Zaten onu yapıyorsun. USB memoriler ve eksternal hard disklerle data taşıyorsun. Microsoft'un buradaki amacı datan cloud'da dursun veya şirkette dursun. USB memory herhangi bir bilgisayara tak, direct access'le şirkete veya hotmail üzerinden cloud'a bağlan, datanı orada izle. Yani bütün cloud, internet olan bilgisayarda. Cloud'a yönelik bir işlem sistemi. Aslında yönelik de beni destekliyor diye. İşte, ben o zaman bir de size teşekkür edeyim. 2009 yılında da çocuk olarak USB'den katılıyorum. Takip ediyorum. Teşekkür ederim. Biz de sizinle hissederiz. Yani bunu teşekkür ederim. Sabah 9'dan beri etkinliğe bekleyen sen miydin? Evet. Yanlış. Saat yazmamıştınız. Ya evet, biz saat yazmayı unutmuşuz, çok özür. 9'da buraya geldik artık. Sorun İyi değil ya. Sorun değil, gezdik biraz. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz sorular için de. Bir sonraki sunumu bekliyoruz yine Çözüm Park'tan. Hadi buyurun. Windows 7 donanımlarıyla aynı, ezber hatırlamıyorum ama muhtemelen şöyle minimum 1 GB RAM, 1 GHz'in üzerinde bir işlemci yeterli olacaktır. Windows 7 donanımından fazla bir şey istemiyor ama şey yapabilirsin, sanal bir platformu kurabilirsin. Sanal bir platformu kurabilirsin, yani bilgisayarında mesela ne var? Windows 7 mi yüklü? Tamam, bir tane sanallaştırma yazılımı kurup içerisine Windows 8 yüklemen daha mantıklı. O zaman 512 MB RAM'da bile çalışabilir. Arkadaşlar ben soru alabilirim şimdi herhalde sunumunu aktif hale getirene kadar. Soru varsa devam edebiliriz veya dinlenmeyi tercih edebilirsiniz. Buyurun. Sizin mi? Birisinin sorusu? Ha, sizin sorunuz vardı evet. Güzel bir soru. Windows XP'den Windows Vista'ya geçtiğinde pek çok programın, pek çok driver'ın, işte webcam'in, hatta oynadığım oyun vesaire çalışmadı. Doğru. Çünkü burada çekirdek değişmişti. Fakat burada öyle bir durum yok. Windows 7'nin üzerine geliştirilmiş bir şeydir sistemi olduğu için düşünebilirsiniz. Zaten hocam da söyledi. Aslında bir kabuk eklendiğinden dolayı böyle bir sorun yaşamayacaksınız. O yüzden Microsoft zaten çok iddialı. Windows 7'de çalışan her uygulama çalışacak diye. Örneğin ben bu laptop Windows 8 yükledim. Direkt driver'ları internetten kendi buldum. Daha beta bir ürün yani. O kadar hazır yani. Hiç sorunlar yok. Ben de hızı nasıl olacak? Mesela yine mesela Vista'nın görsellikten dolayı tahmin hızı biraz yavaştı. Sonra Windows 7'den daha performanslı, daha hızlı çünkü kaynakları daha iyi kullanıyor. Fokuslanan nokta tabletler ya, tabletleri biliyorsunuz işlemcisi RAM'i masaüstü bilgisayarlar veya laptoplar kadar güçlü olmadığı için tablet bilgisayarlarda bile çok iyi bir user experience sunmak adına işte suspect modunda olduğu gibi pek çok teknoloji kullanıyor. Yani siz bakıyorsunuz 20 uygulama açık, mail, ajanda, şu bu vesaire ama çok seri çalışıyor. Çünkü suspect teknoloji kullanıyor. Herhalde hazırmış. Öncelikle tüm katılımcılar hoş geldiniz. İsmim Erak Berat. Yaklaşık 12 yıldır sektör içerisinde bir görev almaktayım. Farklı proje aşamalarında yer alma imkanım oldu. Yani developerlıktan team lead'e kadar, daha sonra da şirket yönetimine kadar farklı lokasyonlarda yer aldım ama hala bir fiil kod geliştirmeye devam ediyoruz müşterilerimizdeki projelerden ötürü. Bugün Çözüm Park adına burada olmamdaki sebep biliyorsunuz arkadaşlarımız daha çok IT Pro tarafında yani Windows Server veya bir developer'ın yapmadığı şeyler diyeyim daha sağlıklı olacak. Bu tarz sistemlerin ayakta kalması ve yönetim kısımlarıyla uğraşıyorlar. Ama bizim tarafımızda daha çok bir şeyleri geliştirme, daha çok inovasyon ve kendi başına bir şeyler ortaya çıkartabilme ön plana çıkıyor. Bugün burada aslında sürem oldukça kısıtlı ama
Yine de istediğiniz bir an kesmenizi ve aklınıza gelen soruyu o anda size komik gelebilir ama lütfen sormanızı rica ediyorum. Çünkü yazılım konusunda ülkemizin en büyük eksikliği vizyon noktasında, bireysel gelişim noktasında yeterince fırsatçı davranamayan bireylerden oluşması. Biliyorsunuz ki dünyayı yöneten büyük ülkelere baktığınız zaman hepsinin yazılım alanında çok çok ileride olduğunu görürsünüz. Hatta dünyanın en büyük bilişim, 5 bilişim firmasının hepsinin Amerika'dan çıkması tesadüf değildir. Çünkü bilgiyi kontrol edemezseniz bilginizi kontrol ederler. Bugün işletim sistemlerine baktığınız zaman open source olan ürünlerin de dağıtımını yapanlar Amerikan firmaları, Microsoft Amerikan firması, Apple da Amerikan firması. Baktığınız zaman zaten bunlar pastayı kapmış olan girişimler veya ticari oluşumlar. Doğal olarak yazılım her ülkenin kaderini belirleyen, artık bu şimdiki bir olgu değil, çok çok geçmişe dayalı, çok çok önemli bir unsur. O yüzden lütfen aklınıza gelen herhangi bir soruda beni durdurup aklınızdaki soruyu sorun. Bugün öncelikle şunu sormam gerekiyor. İçimizde kaç Macintosh tabanlı cihaz kullanmış, deneyim etmiş olan arkadaşımız var? Ellerini görebilir miyim? Toplam 3-4 görünüyor. Okey. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, Macintosh Windows işletim sistemi ya da pazar lideri olan Windows işletim sistemine nazaran hani user friendly, hocamızın da biraz önce açıkladığı şekilde bazı nüans farklılıkları gösteren ama temelinde Unix olan bir işletim sistemi. Doğal olarak process management'ından tutun da diğer sistem çağrılarına kadar birçok noktada Windows'tan farklılıklar göstermekte. Ve bu da onu oldukça robust, yani güçlü bir işletim sistemi kılmakta. Nitekim piyasanın mobiliteye doğru yönelmesinden dolayı Apple da bu noktadaki hamlesini var olan iPod Touch dediğimiz, yani içerisinde herhangi bir şekilde GSM yeteneği olmayan device'lara mobil özelliği kazandırma, yani GSM özelliği kazandırarak iPhone dediğimiz ürünü çıkardı ve akabininde bunun hemen bir büyük versiyonu, tablet olan versiyonu iPad'i çıkardı ki şu anda iPad New diye adlandırılıyor. Yani iPad 3 serisi iPhone'a baktığımız zaman da iPhone 4S dediğimiz sürümüyle şu anda piyasada karşımızda. Bu iki cihaz neden bu kadar çok sattı? Neden, nasıl oldu da Apple 500 milyar dolarlık bir firma haline geldi sorusunun cevabı aslında bu cihazı kullananlar tarafından çok basit bir şekilde verilebilir. Neden? Çünkü cihaz oldukça stabil bir cihaz. Daha önceki deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki 2008 yılında Microsoft tarafında mobil konuda MVP unvanı almış olan birisiyim. Microsoft'un geliştirmiş olduğu işletim sistemi, mobil işletim sistemi veya Nokia tarafındaki Symbian veya BlackBerry'e baktığınız zaman bu cihazların stabilite noktasında ciddi problemleri olduğunu görürsünüz. Yani telefon bir ya da iki günde bir mutlaka reset ister ve bu insanın canını sıkar. Ama iOS dediğimiz, yani Apple'ın bu device'larında kullanılmakta olan işletim sistemi veya iPad tarafında hiçbir şekilde size reset ihtiyacı hissettirmeden çok doğru bir şekilde proses yönetimini gerçekleştirir. Kendisini tehlikeye atacak bir durumu algıladığı anda işletim sistemi o anda hangi application çalışırsa çalışsın bunu kilitlediği için stabilite noktasında herhangi bir problem yaşamazsınız. Aynı zamanda son kullanıcı deneyimi oldukça yüksek olan cihazlardır. O yüzden iPhone alan veya iPhone kullanan bir kişiyi başka bir telefon kullanmaya kalktığı zaman aynı müşteri memnuniyetiyle karşılaşmadığına şahit olursunuz. Bu gerek uygulama yönetimi, gerekse cihazın sunmuş olduğu konforlar açısından açıkçası tartışmaya benim açımdan kapalı bir konu. Çünkü daha iyisini çıkartana kadar kullanınca anlayacaksınız. Gerçekten çok başarılı bir cihaz yapmışlar. Çünkü baktığınız zaman telefon tarafında Apple'ın başka bir ürünü yok. Nasıl oluyor da bu kadar çok satıyor? Bunu kullanınca görmek gerekiyor. Bugünkü asıl konumuz, ben bir developer'ım, bir şeyler yapıyorum ama bunu mobil ortama da taşımak zorundayım. Çünkü sektörün kaçınılmazı bizi oraya doğru yönlendiriyor. Ne yapacağım? Büyük oyuncuları söyledik zaten arkadaşlar. Nokia, biliyorsunuz geçen yıl Microsoft'la bir anlaşma yaptı. Bundan sonra artık üzerinde WinForm dediğimiz Microsoft'un üretmiş olduğu işletim sistemini kullanacak. Symbian çöpe gitti. BlackBerry zaten kendi içerisinde kendine ait bir işletim sistemi kullanıyor. Geriye kalan cihaza baktığınız zaman Apple, bir de pazarın 2015'e doğru ciddi anlamda büyümesi devam edecek olan diğer büyük oyuncusu, çokça üretici tarafından desteklenen Android tabanlı cihazlar. Bu dört tane büyük oyuncunun içerisine baktığınız zaman neden Apple tercih etmeliyim sorusunun bana göre en basit sebebi şu. Mobilite noktasında developer'a sunmuş olduğu kazan-kazan modelinin daha karlı olması, yani siz bir uygulama geliştirdiğiniz zaman bunu store'a koyduğunuzda, ki şu anda 500 binin üzerinde uygulama var arkadaşlar, bu gerçek bir rakam, 500 bin ve üstü uygulama var indirebileceğiniz.
Bu 500 bin uygulamanın bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz ve 500 bin uygulamanın içerisindeki o ücretli olan uygulamalar 99 cent gibi bir rakamdan satılıyor. Ve siz bunun %70'ine sahip oluyorsunuz. Yani hesabınızda sizin bu store'a koymuş olduğunuz uygulamayı indiren kullanıcılar her indirdikçe kredi kartı üzerinden ödeme yapıyorlar. Doğal olarak hesabınızda bir para birikiyor ve bu rakam 100 doların üzerine çıktığı zaman Apple sizin hesabınıza 70 doları gönderiyor. Böyle baktığınızda oturduğunuz yerden para kazanma imkanını bu kadar hızlı elde edebileceğiniz başka bir homojen piyasanın olmadığına şahit olursunuz. Yani mutlaka bir pazarlama gerektirir herhangi bir yazılım ürünü. Ama burada böyle bir kaygı duymanıza gerek yok. Çünkü eğer dokümantasyonunuzu düzgün ayarlarsanız ve bunu store'a koyduğunuz zaman insanlara bir şeyler anlatma derdi gütmezseniz, doğal olarak iyi bir şey de ürettiyseniz o uygulama Norveç'ten de, Kuzey Irak'tan da, Türkiye'den de herhangi bir yerden internet erişimine sahip olan bir kişi tarafından mutlaka indirilir ve siz de bundan para kazanırsınız. Cihazlara çok yetenekli olmasından ötürü artık bütün uygulamalarda mobiliteye kaydığından bizim için hem iyi bir pazar hem de uygulamalarımızın evrimsel sürecinin artık şu an için son noktası olarak diyebileceğimiz son parçası. O yüzden biz de mobil uygulamalara geçmek zorundayız. Şimdi arkadaşlar, hızlı bir şekilde iOS işletim sisteminin altındaki mekanizmadan size bahsedeceğim. iOS işletim sistemi temelde bir takım library'lerden oluşuyor aslında. Yani siz bir şey yazmak istediğiniz zaman ben en temel sistem çağrılarını ezbere bilmek zorunda mıyım? Hayır, değilsiniz. Çünkü Apple bunun için ilgili library'i oluşturmuş ve zaten bizim kullanımımıza sunmuş durumda. Ekrana baktığınız zaman 4 tane ana bölüm görüyorsunuz. Bunların içerisinde bizi en çok ilgilendiren Cocoa Touch dediğimiz, yani dokunmatik user interface üzerindeki herhangi bir UI elementinin kullanıcıya sunmuş olduğu çözümler. Yani siz bir Windows uygulaması geliştirdiğiniz zaman da bir butona ihtiyacınız var, bir text box'a ihtiyacınız var, bir data grid'e ihtiyacınız var. Bunların hepsi temel elementler. Aynı şey burada da var ve bu da Cocoa Touch denilen bölümde geçiyor. Bunun altında kullanıcıyı ilgilendirmeyen ama sizin ihtiyaç duyabileceğiniz birçok item da gene library içerisinde bize sunulmuş durumda. Nedir bu? Örnek veriyorum, bir video oynatmak istiyorsunuz cihazın üzerinde. O zaman medya tarafındaki kısma bakacaksınız. Veya siz bir lokasyon bulmak istiyorsunuz, bir harita uygulaması geliştirdiniz. Benim bulunduğum yerden işte şuraya götür tarzında bir şey yaptığınız zaman haritanın üzerinde bir şey çizdirmek istediğinizde bunun için Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok. Zaten library'nin içerisinde var. Sadece ne yapmak istediğinizi bilin. Biz zaten bunu sizin için library'nin içerisine koyduk, örnekleriyle koyduk. Bunu araştırmanız yeterli. Yani Apple'da development yapan bir kişi kolay kolay internete ihtiyaç duymaz. Çünkü SDK'nın içerisinde her şey vardır. Birazcık İngilizcesinin iyi olması gerekiyor. Eğer orayı doğru çözümleyebilirse çok güzel uygulamalar geliştirebilir. Şöyle baktığımız zaman hızlıca dedik ki Coros, onun üzerinde Core Services, onun üzerinde Media ve en üstte de Cocoa Touch dediğimiz kısımlar yer alıyor. Biraz önceki bahsetmiş olduğum kısımların alt detayları. Örnek veriyorum, bir database uygulaması geliştirmek isteseydim o zaman diyor ki bunun için SQLite denilen bir database var, ben bunun için library yazdım, bunu kullan. Ve bu da Core Services kısmı altında geçiyor. Ya da örnek veriyorum, işte bir oyun geliştireceğim, oyunda da ses kullanacağım. Ses animasyonunun dışında ses de kullanacağım. O zaman medya kısmını kullan. Veya bir uygulama geliştirdiniz, kullanıcı bilgilerini gireceksiniz. Text box'lara, butonlara ihtiyacınız var. O zaman Cocoa Touch altındaki UI elementlerini kullan şeklinde ilerleme imkanınız var. Bu zaten ister istemez bütün yazılım geliştirme platformlarının içerisinde farklı isimlerle karşılaştığınız library'lerin alt parçacıkları. Peki ben bir Macintosh developer olarak geliştirmek istediğim zaman neye ihtiyacım var? Birincisi arkadaşlar, bir Macintosh almanız gerekiyor. Bu zorunluluk mu? Değil. Yani bir takım sanal makinelerle de bunu çözebiliyorlar ama açıkçası ben daha önceki eğitim verdiğim zamanlarda o sanal makinelerden birkaç tanesini kullanmaya kalktığımda crash ile karşılaşıyordum. O yüzden sizden eğer bu işe ciddi anlamda gönül verecekseniz 990 dolar gibi bir rakamdan başlayan fiyatlarla Apple'ın device'larını, yani Macintosh dediğimiz MacBook serisinden bir tane cihaz almanızı öneririm. Bunun dışında neye ihtiyacınız var? Nasıl ki Microsoft tarafında Visual Studio'yu kullanıyorsunuz, bu tarafta da bu ürünün, yani editörün karşılığı Xcode dediğimiz ürün. Şu anda 4.3.1 sürümü var, en son stabil olan sürüm. Yazmış olduğunuz kodun içerisinde oluşan bir takım hafıza sızıntıları, ki buna memory leak diyoruz. Bunları ölçmek için bir şeylere ihtiyacınız olacak. Bu her platformda vardır, birçok developer bunu kullanmasa bile. Bunun da burada karşılığı instrument denilen tool'dur arkadaşlar. Bu editör kısmı. Editörün dışında bilmeniz gereken yegane dil Objective-C denilen dildir arkadaşlar. Şu anda Objective-C 2.0 sürümü var ve bu 2.0 sürümünün içerisinde
Yeni gelen birçok özellik var ama bilmeniz gereken şey Smalltalk kökenli bir dildir. %100 object oriented bir dildir. Ve sentaksi biraz farklıdır. Ekrana bakacak olursanız şu ana kadar hiçbir dilde şöyle köşeli kısımları gördüğünüzü düşünmüyorum. Yani köşeli parantezleri. Dikkat ederseniz burada display diye bir element var. Ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Ama bunun setTextColor denilen bir tane metodu varmış. Ve ben bu metoda bir parametre gönderiyorum aslında. Şuradaki UIColor, BlackColor'la. Yani bu aslında C'de yazmaya kalksaydık bunu. setTextColor diye bir metot olacaktı. Onun içerisinde de Black diye bir parametre gönderiyor olacaktım. Ama burada gördüğünüz gibi biraz daha açık bir notasyonla bunu belirtmek zorundasınız. Çünkü burada normalde diğer dillerden farklı olarak mesaj gönderme denilen bir olay vardır. Nedeni ise şu, Objective-C tamamen dinamik tabanlı bir dildir. Yani normalde diğer dillerde compile ettiğiniz kavramları compiler'ın çalışma esnasında nelere karşılık geldiğini bilmesi gerekir. Birçok dilde böyledir, bugün kullandığınız birçok dilde bu durum söz konusu. Ama burada runtime'da, yani siz çalışma esnasında böyle bir mesaja karşılık veriyorsan sen eğer, bunu kullan tarzında bu ifadeyi kullanıyorsunuz. Doğal olarak çok fazla bir esneklik kazanma imkanınız elinize geçmiş oluyor. Ayrıca Objective-C'nin şöyle bir yeteneği de var. Objective-C demeyeyim de, Xcode'un daha doğrusu. LLVM denilen bir compiler kullanılıyor arkadaşlar arka tarafında. Ve şu anda versiyon 3.0 var. Bu LLVM compiler'ın özelliği şudur. Aynı anda hem C, hem C++, hem de Objective-C kodunun üçünü yazıp çalıştırabilme imkanınız var. Yani kodunuzun içerisinde daha önceden yazdığınız C fonksiyonları varsa onları da içeriye gömebilirsiniz. Arada C++ da kullanabilirsiniz. Bunun en büyük avantajı, ben C, C++ background'undan gelen birisiysem eğer ve oradaki yazdığım bir takım library'leri kullanmak istiyorsam tekrar bunların Objective-C karşılıklarını bilmeme gerek yok. Bu zaten bunu anlar demek oluyor. Ve performans olarak da oldukça iyidir. Rakip olarak da şu anda hocam da çok çok iyi bilir. GCC denilen compiler yaklaşık 2 kat daha hızlı bir şekilde derleme yaptı. Apple tarafındaki yapılan benchmarklarda ortaya çıkmış durumda. Peki, bunlar alt taraftaki temel unsurlar. Bizim neye ihtiyacımız var? Görsel kısmı. Çünkü son kullanıcı bununla ilgilenecek. Girdiğiniz zaman Apple Store'a birçok farklı uygulama görürsünüz ve hepsi birbirinden renkli, birbirinden güzeldir. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Eğer Apple'ın geliştirme ortamına girerseniz şunu görürsünüz. Bir butonda, bir text box'ta işletim sistemi içerisindeki herhangi bir uygulamadaki karşılaştığınız menüyle %100 uyum içerisindedir. Sebebi şu. Zaten library'yi size açtığı için, Cocoa Touch denilen library'yi, siz oradaki bir elementi kullandığınızda, uygulamanızda aynen işletim sisteminin kendisine ait olan menülerle birebir benzerlik gösteriyor. Doğal olarak yeniden bir giydirme, makyaj yapma gibi bir gereksinme ihtiyacınız yok. Peki, Windows uygulama geliştiren arkadaşlarımız kaç kişi var burada acaba? Bir ellerini görebilir miyim? Bir mi? İki mi? Benim sunum daha verimliydi. burada... Efendim? Tamam, sorunuzu tekrar sorayım. Kaç tane arkadaşımız Windows üzerinde uygulama geliştiriyor? Ya da programcı kaç arkadaş var diye direkt özetle. Oo, programcı deyince... Arkadaşlar uyuttum mu yoksa soru mu gerçekten anlaşılmadı? Tamam, teşekkür ederim. Evet. Bayağı bir developer arkadaş varmış. Meslektaşlarımı görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Şimdi arkadaşlar, Windows'a uygulama geliştirirken yaptığınız şey nedir? Toolbox'ı açarsınız, butonu sürüklersiniz, buton iki kez tıklarsınız ve arka tarafında kodunu yazarsınız. Bunu kötü bir şey olarak size söylüyorlar. İnternette vesaire makalelere baktığınızda bu kötü bir şey değil. Bu çözüm üretmenin hızlı yolu. Yani burada ben kötü bir şey görmüyorum. Ama Apple tarafında böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil arkadaşlar. Apple tarafında ta başından beri Macintosh tarafında, yani şu cihaza da uygulama geliştirseniz aynı dili kullanıyorsunuz ve aynı platformu, sadece library'de kullanabileceğiniz itemler artıyor. Çünkü artık daha güçlü bir cihazdasınız. Bu cihazın yetenekleri haliyle daha kısıtlı. O doğal olarak kullanabileceğiniz library'ler de kısıtlanmış oluyor. Windows ortamındaki uygulama geliştirme mantalitesinden buradakinin en belirgin farkı MVC dediğimiz bir paradigmana alt tarafta yatıyor olması. MVC dediğimiz şey şu arkadaşlar, Model View Controller. Yani ben işle ilgili bir takım klaslarımı modulun içerisinde belirtiyorum. Ekranda kullanacağım kontrollerimi, görsellikle ilgili olan bütün çalışmalarımı View katmanının içerisine koyuyorum.
bu görsel kontrollerle alt taraftaki model üzerindeki haberleşmeyi, yani örnek veriyorum, modelında personel diye bir class var. Personel nokta maaş getir gibi bir metodu çağırmak istediğim zaman bununla ilgili metodu gidip modelin içerisinde tanımlıyorum. Ama bunu çağıran kim arkadaşlar? Ekrandaki bir text kutucuğunun içerisine onun numarasını girip OK butonuna basan arkadaş. Doğru mu? Bu da ne oluyor? Benim view'im. Ben view ile arka taraftaki modeli birbirine bağlamak için controller denilen bir aracıya ihtiyacım var. Böylelikle modulla birazdan demo yapacağım. Çok daha net oturacak kafanızda ama bunun neden kaçınılmaz olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Ben böylelikle view tarafıyla, yani görsel arayüzle arka taraftaki modulu birbirinden ayırmış oluyorum. Yani siz hiçbir şekilde Objective-C ortamında kod geliştirirken ekran tasarımı yaptığınız yerde butonu isterseniz 100.000 kere tıklayın, hiçbir şekilde kod editörüne düşmez. Tamamen arayüz, kod yazdığınız ekranlardan birbirinden bağımsızdır. Siz bunları konnektörler vasıtasıyla birbirine bağımlı hale getirirsiniz. Peki bunun avantajı ne? Düşünün arkadaşlar, aynı modeli kullanan iki farklı yetki seviyesi olsun. Yani personel müdürü uygulamaya girdiği zaman görmesi gereken ek menüler var ise onu ben bu model üzerindeki bir metotla sorgulasam ve o kişiye farklı bir UI, farklı bir view açsam, yetkisiz bir kişiyle farklı bir view açsam, ikisi de sonuç itibariyle aynı modulu kullanan ama iki farklı arayüze sahip olan insanlar olur. Böylelikle modul tarafındaki yaptığım güncellemelerden arayüzleri birbirinden izole etmiş olurum. Açıkçası bu da yazılım mühendisliğinde uygulama geliştirmedeki en ciddi oturmuş olan kavramlardan biri ve mühendislik açısından da bakıldığında Apple bu konuda çok kararlı ve hiçbir şekilde taviz vermiyor. Uygulamayı yavaş geliştirip geliştirmeniz onun umurunda değil. Onun yaptığı şey sizi standartlarına tabi hale getirmek. Başta biraz yatsırsınız, yani bu yanlış, niye böyle yapıyorum ben bunu, bu bana vakit kaybı, böyle bir şey yok arkadaşlar. Alışınca asıl Windows tarafındaki uygulama geliştirme kısmını yadırgar hale geliyorsunuz. Oldukça başarılı, temiz, pure kod yazmanın birbirinden separate edilmiş gibi bir kavram olarak separation of concern denilen bir kavramdır. Hepsini birbirinden isolate eder. Modul başka bir yerde, view başka bir yerde, controller başka bir yerde. Konuşmak istiyorsan controller'la konuş, controller view'le konuşsun. View de tekrar modul'la konuşmak istiyorsan controller'a söylesin. Controller da gidip moduldan ilgili datayı alıp view'e götürsün. Direkt bir connection yok. O yüzden MVC bizim için çok çok önemli. MVC bilmeden iOS üzerinde ne iPad'e, ne iPhone'a, ne de Macintosh'a uygulama geliştiremezsiniz. O yüzden bunu öğrenmeniz gerekiyor. MVC ile ilgili Türkçe makaleler de var. Bakmanızı öneririm. Ama developer.apple.com'daki veya bilgisayarınıza indirdiğiniz SDK'daki kaynaklar yeterince fazlasıyla bilgi içeriyor. O yüzden ekstra makaleye ihtiyacınız olmayacak arkadaşlar. MVC ile ilgili bahsetmiş olduğum şey arkadaşlar, 3 parçaya bölünüyor demiştik. Modulla view arasında bir bağlantı yok. Bizim ihtiyacımız olan şey bunu controller üzerinden konuşturmak. Bu dille ilgili slaytlar. Bunu birazdan örnek yapacağım için hızlı bir şekilde geçiyorum. Alt tarafta bir framework var demiştim. O framework her object oriented dilde olduğu gibi, ki Smalltalk aslında ilk object oriented kökenlere ciddi anlamda destek veren dildir. Yani bu konudaki birçok mantaliteyi ortaya koymuştur. Bakıldığı zaman, yani o açıdan baktığınız zaman her şey tek bir yapıdan türüyor. Nasıl ki siz bir C# kodunu açtığınız zaman veya Java kodunu açtığınız zaman açıkça belirtmeseniz bile yazdığınız klaslar nedir arkadaşlar? Object class'ından derivate eder. Tek bir ata kabul eder. Peki ben birden fazla farklı kavramdan bir takım şeyleri class'a dahil etmek istediğim zaman ne kullanıyorum? İnterfes kavramını kullanıyorum. Burada da gene aynı durum söz konusu. Fakat kavramların isimleri değişmiş durumda. Yani class kavramının buradaki adı interface'dir. O yüzden interface kelimesini görünce sakın kafanız karışmasın. Aslında o class yazmış. Yani class'a denk geliyor ki Objective-C 2.0'da class kelimesi de artık dile girdi. Bunun dışında gerçek bir interface dediğimiz kavramlar, yani ı ifadesiyle başlayan, notasyondaki ı ifadesiyle başlayan ifadeler de burada protokol adıyla anılıyor. O yüzden bizim için kavramların neye denk geldiğini biliyor olmamız çok çok önemli. Normalde C'de kod geliştiren kaç arkadaşımız var? Derslerde gören ya da bir şekilde. Çok güzel. Biliyorsunuz C'de arkadaşlar iki tane temel dosyamız var. Nedir bu? C veya C++'da uzantısı C olan dosyalar, bir de uzantısı H ile başlayan dosyalar. Siz header file'ınızda C'deki, yani o uzantısı C olan dosyanızdaki body'leri tanımlı olan fonksiyonların
nelerini signature'larını tanımlamak zorundasınızdır header'da. Böylelikle sizin bu header'ınızı kullanacak olan başka bir kodun içerisinden metotların rahatlıkla çağrımını sağlayabilirsiniz. Burada da gene aynı durum söz konusu arkadaşlar. Sadece o uzantısı C olan dosya uzantısı M dediğimiz harfe dönüyor. Yani .m dediğimiz uzantıya dönüyor. Bu da bizim için çok önemli. Hepsi objekten türüyor demiştik. Burada bakın dikkat ederseniz başında iki tane harf var. NS dediğimiz. Bunun sebebi arkadaşlar Apple yani başındaki rahmetli Steve Jobs öldükten sonra yani ölmeden önce de 1980'li yıllarda Apple'dan kovulduktan sonra kendi firmasını açıyor ve bu firmanın adı Next'te. Orada yeni bir işletim sistemi geliştirmeye başlıyor. O işletim sistemi geliştirirken Brian Cox denilen bir adamla birlikte çalışıyorlar. Firmanın adı NS olduğu için prefix olarak bütün library'e ekliyorlar bunu. Yani her yerde bütün yazdıkları klasların başında NS ifadesi var. Ve Apple 472 milyon dolara satın aldıktan sonra Next Step'i tekrar Steve Jobs'ı geri alabilmek için bu hiyerarşiye sağlık kalıyor ve o gün bugündür bu hiç değişmedi. Yani ben her yerde NS görüyorum. Bunun sebebi nedir derseniz eski firmaya saygı niteliğinde hiçbir yerden silmiyor. Ama siz bir alias tanımlayarak da gene bunları çalıştırabilirsiniz. Her object oriented olduğu gibi temel bir takım fonksiyonlar buradaki object class'ında da var. Nedir arkadaşlar? Description. Bu sizin C# kullandığınız toString metoduna denk geliyor. Bunun adı bu şekilde yazılıyor. Ve dikkat edin, geriye döndürdüğü tipe bakacak olursanız NSString. Yani bu da sizin System.String class'ına denk geliyor. NSString sonunda bir yıldız görüyorsunuz. Yıldızın anlamı neydi? Kaç kişi biliyor arkadaşlar yıldızın anlamını? Nedir? Hayır. Yani matematikteki anlamını sormuyorum. C kodu geliştirmiş olan yakından olayım. Yok. O da gene şeydeki işletim sisteminde kullanabilecek regex ifadesinin yakını söylüyorsunuz. Onu demiyorum. Buyurun. Tümünü. Aslında aynı şeyi söylemeye çalışıyorsunuz ama o da değil. Arkadaşlar buradaki yıldız bunun bir reference type olduğunu gösteriyor. Yani bu belekte alokasyon yapılırken heap denilen yerde tutulan bir şey. Doğal olarak ben bu değişkeni kullanmak istediğimde bunu bir pointerla göstermek zorundayım. Oradaki yıldız bize onu ifade ediyor. O yüzden bir yerlerde yıldız ifadesini görürseniz bunun tamamen varlık sebebi pointer ifadelerini kullanabilmeniz. Yani siz bir integer'ı, decimal'ı, bir float'u, yani temel primitif tipleri kullanmak istediğiniz zaman daha farklı bir notasyon kullanıyorsunuz ve onun sonunda kesinlikle yıldız ifadesi olmaz. Ama siz NSString gibi, NSObject gibi, NSArray gibi bir takım framework'ün altındaki temel klasları kullandığınızda veya kendi yazdığınız klasları kullandığınızda mutlaka ve mutlaka yıldız ifadesini kullanmak zorundasınız. Birazdan da kodumuzun içerisinde bunu kullanıyor olacağız, zaten beraber göreceğiz. Buradaki amaç aynı şekilde dikkat edin, normal bir object oriented'de her object class'ının içerdiği bir takım metotları ve property'leri bunun da tanımladığı gerçeği. Yani baktığınız zaman her objenin, düşünün bir sürü şey var burada, varlık var. Bunların tamamını soyutladığınız zaman hepsinde bir takım ortak özellikler var. Nedir? Her varlığın bir ismi vardır değil mi arkadaşlar? Her varlığın bir kopyalanabilme yeteneği olması lazımdır. Her varlığın işte belekten yok edilebilme gibi bir yeteneğin olması lazımdır. Bilgisayar üzerine bunu modellediğinizde. Doğal olarak buradaki NSObject dediğimiz bütün objelerin tepesindeki class ve doğal olarak bunlar da bizim kaçınılmaz metotlarımız. Yani ben bunları gidip bu object class'ından türeyen alt class'lara da yazabilirdim. Ama bunu yazdığım zaman ne olacak? Kodu duplicate etmiş olacağım. Yani bir sürü kez birçok yerde kopyalayacağım ve bu yanlış bir şey mimari olarak. Doğal olarak bunu soyutlayıp en tepedeki kavramın içerisine alıyoruz. Siz isimsiz bir insan gördünüz mü? İsimsiz bir varlık gördünüz mü? Hayır. Demek ki bütün varlıkların bir ismi vardır. O yüzden ben bunu bilgisayarda modellerken en tepedeki class'a da ne koyuyorum arkadaşlar? Description denilen bir metot koyuyorum. Bu da benim class'ımın o anki belekteki instance'ına yani memory'deki ulaşılan gerçek varlığına ondan bir sorgulama yaptığım zaman bir takım bilgileri programcıya geri döndürmek için kullandığım bir container olarak, bir taşıyıcı olarak düşünebilirsiniz. Peki bunun dışında neler var? İşte biraz önceki bahsetmiş olduğum string gibi. NSString de mesela böyle bir class ve bunun içerisinde bunda da copy var, substring gibi metotlar var. İşte bir string'in bir parçasını almak isteyebilirsiniz. Bu da diğer bütün dillerdeki aynı ifadeleri içeriyor. Ekstra bir takım fonksiyonlar var ama 3 aşağı 5 yukarı aynı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir kavram var. NSString ve NSMutableString. Bu da çok önemli. Kodu yazmaya başladığınız zaman örneklerde karşılaşacaksınız. NSMutableString dediğimiz arkadaşlar
sonradan değiştirilebilir string ifadeler. Normalde siz bir string instance'ı aldığınız zaman bu bir mutable ifadedir. Yani bellekte bunu arrange ettiğiniz zaman, yerleştirdiğinizde içerisinde bir takım değişiklikler yapamazsınız. Nasıl ki C'de kod yazarken bir dizinin boyutunu dinamik olarak verebiliyor muydunuz? Kaç kişi verdi? Hatırlayan var mı? Yok, çünkü neden? Böyle bir şey yapamazsınız. Stringlerin boyutlarını fix olarak vermeniz lazım. Ama modern dillere baktığınız zaman siz bir list elementi oluşturduğunuz zaman kodun içerisinde ona bir boyut vermiyorsunuz. Habire end metodunu çağırıp içine bir şeyler ekliyorsunuz ve hiç hata vermiyor. İçine yüz binlerce şey ekleseniz bile hata vermiyor. Bunun sebebi aslında arka tarafta belli bir limitasyonu var ve siz o limitasyonu aştığınız zaman kendisi normaldeki boyutunun iki katı kadar başka bir şeyi aloke edip ilk elementleri bunun içerisine kopyalayıp size diğerini veriyor olması. Yani sizin işinizi kolaylaştıran bir takım şeyler var arka tarafta. Burada da arkadaşlar NS Mutable String de aslında benzer bir işi görüyor. Siz mutable olmayan bir kavramla karşılaştırdığınız zaman, yani karşılaştığınızda bunun içerisine bir şey atadığınızda boyut olarak bir değişiklik artık yapamazsınız demektir. Ama mutable olanlarda değişiklik yapmanız pekala mümkün. O da aklınızda bulunsun. Buyurun. MATLAB'ın nesiyle karşılaştırmamı istersiniz? Komutları. Yok, tamamen birbirinden farklı dünyalar. Ama siz MATLAB'da yazmış olduğunuz fonksiyonları ayrı bir function library içerisinde buraya attachleyip buradan da kullanabilirsiniz. Yani oradaki library'i export etmeniz lazım ama mümkün. Fakat komut seti olarak tamamen farklı dünya. Bunlar da diğer klaslar. Array kullanmak istediğiniz zaman array'ler dedik diziler. Bu dizilerin de bir mutable versiyonu var, bir de mutable olmayan versiyonları var. Mutable olan versiyona ben çalışma anında istediğim kadar element eklerken, mutable olmayana sadece kod yazdığım esnada kaç tane element eklediysem uygulamam hafızadan atılana kadar o boyutta hiçbir değişiklik yapamıyorum. En büyük avantajı değişiklik yapamadığım için memoryde bir reorganization olayı olmuyor. Doğal olarak daha performanslı çalışmasına izin veriyor. Ama mutable olan kavramlarda habire içerisinde bir şey eklediğim için boyut taşmalarında vesairede kendisi bir şeyleri kontrol etmek zorunda. Doğal olarak bu da performansı etkileyen bir husus. Bu da kavram olarak side effect diye geçiyor arkadaşlar. İnternette buna da bakmanızı öneririm. Gene bu da dictionary, yani key value dediğimiz, işte numarası 1 olan ama karşılığındaki value'su şu olan diye bir ifadeye ihtiyaç duyarsanız gene bunu kullanıyor olacaksınız. Enumeration gene C'de olduğu gibi üzerinde count edilebilir, yani dönülebilir bir varlık varsa elinizde, örnek veriyorum 5 tane elementi olan tek boyutlu bir diziniz olsaydı bunu enumere etleseydim çoğunuz bir for döngüsü yazacaktınız, öyle değil mi? Burada da çok farklı bir durum yok yani. Sadece sentakste bir takım farklılıklar var. Dikkat ederseniz şu alttaki for'da bir int i eşittir 0 noktalı virgül, i küçüktür 5 nokta virgül, i artı artı gibi bir ifade göremediniz. Buradaki for'da bir id diye bir ifade var. Sürpriz yeni görüyoruz. Obj diye bir şey koymuş. In myset. Myset'in ne olduğunu anlıyorum ben burada koda baktığım zaman. Bakın kodu okumak da çok önemli. Bilmenize gerek yok. Myset demek ki içinde elementler barındıran bir container. Bir dizi. Bu dizinin içerisindeki elementleri dönmeye çalışıyor demek ki. Her döndüğünde de döndüğü elementi object diye bir şeyin içerisine atamaya çalışıyor. Ve o object'i şurada kullandığım zaman da ben istediğim işi yapabiliyorum. Bilmem gereken şey oradaki id ifadesinin anlamı şudur arkadaşlar. Demiştik ki object isimli en büyük özelliği dynamic typing, yani çalışma zamanında tipin ne olduğuna karar verebilen bir altyapıya sahip olması. Oradaki id de dikkat ederseniz kodu gerçekten açık bir kod. Ben yukarıda NSSet diye bir collection'dan, bir dizinin içerisinden bir şeyler alıyorum. Bunları dönüyorum alt tarafta, dikkat edin. Sonra diyorum ki eğer object is kind of class, yani şu yan tarafta verdiğim NSString class'ından bir class ise, bunun bir instance'ı ise, yani ben o collection içerisinde integer de atmış olabilirim, string de atmış olabilirim, herhangi bir şey atmış olabilirim. Eğer o bir string objesi ise ben bu string objesinin bir metodunu alt tarafta kullanabilirim. Eğer string objesi değilse onu da bir else'de if'i devam ettirerek kodu devam ettirebilirdim. Bu dilin ne kadar güçlü olduğunu bir göstergesi. Öbür türlü siz bunu nasıl anlayacaktınız arkadaşlar? As is denilen bir olay var. If x ya da buradaki karşılığı da obj. If obj is string ise şunu yap. Değilse bunu yap tarzında kodlar yapmanız lazım. Buradaki ise bundan farklı olarak buna bir mesaj gönderiyor. Runtime'da bu işlemi gerçekleştiriyor ve aldığı cevaba göre kodun akışını devam ettirebiliyor.
Şimdi slide kısmı bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir de gelelim kodun geliştirme kısmına. Ne yapacağız? Beraber bir bakalım. Tamamen spontane gitmeyi düşünüyorum. Süremiz oldukça kısıtlı olduğu için lütfen arkadaşlar beni dikkatlice izleyin. Takıldığım bir nokta olursa veya sizin aklınıza gelen bir şey olursa soruları sona ayırabilirsiniz veya direkt o anda da sorabilirsiniz. Şimdi bilmem gereken şey arkadaşlar X kodu çalıştırmak. Burası editör gördüğünüz gibi. Create a new project diyorum. New project dediğim zaman burada birçok proje şablonu bana getiriyor. Vaktim olmadığı için sadece iki tane kelime şey, iki cümle kuracağım burada. Bir, OpenGL game. Yani ben oyun geliştirmek isteseydim buradaki OpenGL game'i kullanıyor olacaktım. Ama oyun dışında herhangi bir data oriented, içerisinde veri göstereceğim bir uygulamaya ihtiyacım olsaydı o zaman da geriye burada kalan uygulama tiplerinden bir tanesini kullanıyor olacaktım. Bir tek şuradaki Master Detail Application iPad'e özel bir şablondur. iPad'in ekranı daha büyük olduğu için Master Detail dediğimiz yani o anki ana kaydın detayları neyse onu göster tarzında bir şablonu kullanabilme imkanım var. Single View Application seçiyorum arkadaşlar burada. Daha sonra bir Product Name istiyor benden. Product Name'e Test 2 dedim. Company Identifier firmamla ilgili bir bilgi varsa onu buraya yazıyorum ki kodun içerisinde komentlere vesairelere bunu bassın. Bir prefixim yok. Klasların başında kullanacağım. Nasıl NS String'de NS ise burada da ben mesela şirketimin ismi PRG diyebilirdim ama şu anda demeyeceğim. Alt tarafta hangi cihaz için geliştireceğim bana soruyor. iPhone mu, iPad mi, Universal mı? iPhone'u anladık, iPad'i de anladık. Hani bunlara bir şeyler geçiyor. Universal diye bir şey var. O da bir cümle diyor şu arkadaşlar. Ben bir uygulama geliştirdim. Bu uygulamanın view ve controller'ı değişmeyecek. Daha doğrusu model'la controller'ı değişmeyecek ama view'i hem iPad'i hem de iPhone'u desteklesin. Yani arayüzü dediğim zaman Universal'ı seçmem gerekiyor. Yani müşteri benden bir çözüm istedi. Dedi ki bunu önce iPhone için yapalım ama yarın bunun iPad versiyonu da isteyebilirim. O zaman yapacağım şey burada Universal'ı seçmek. Çünkü sadece arayüz elementlerini değiştirerek uygulamanın iPad versiyonunu da çıkarabilir hale geleceğim. Ben burada şu anda iPhone diyorum. Şu alttaki elementler arkadaşlar iOS 5.1 ile birlikte gelen çok önemli yenilikler. Kısaca şunları söyleyeyim. Storyboard bir akış üzerinden bir flowchart mantığıyla sizin uygulama geliştirmenizi kolaylaştırıyor. Alt taraftaki otomatik referans counting olayı şu. Normalde siz C# veya Java'da uygulama geliştirirken bellek yönetimini çok fazla düşünmezsiniz. Neden? Arka tarafta bir çöp toplayıcısı mekanizması vardır. Ve siz işiniz bittiği zaman objeleri realize etmeseniz de bu arkadaş belli interval'larla gelir. Memory'deki alokasyonu var olan ama kendisine referans etmeyen objeleri silip tekrar memory'yi suppress eder. Yani geriye boş bir hafıza olarak verir. O yüzden bazen .NET uygulamalar veya Java uygulamalarında bir kilitlenmeyle karşılaşabilirsiniz. Bunun sebebi o aradaki çöp toplayıcısının devreye girmesi. Ama iOS'ta yani şu device'da, Macintosh'ta var, orayı karıştırmayalım. Şu device'da böyle bir şey yapamazsınız. Ama bunu kolaylaştırmak adına her oluşturduğunuz objeyi realize etmeyin diye arc diye bir şey getirdiler. Referans counting olayı, siz bir object instance'ını aldığınız zaman onu kilitmeseniz bile code compile olurken sizin eklemeniz gereken onu yok et komutlarını kendisi ekler ve kodu öyle derler. Bu da sizin daha sağlıklı uygulama geliştirmenizin önünü açmış olur. Include unit test dediği şey arkadaşlar, ben kodumu geliştiriyorum ve bir takım test üniteleri yazacağım. Örnek veriyorum, bir metot yazdınız, bölme metodu. Bölme metodunun içerisinde A'yı B'ye bölüyorsunuz. B'nin 0 olmadığını kontrol etmeden AB metoduna 1 ve 0 gibi iki parametre gönderirseniz ne olur? 1'i 0'a böldüğü için size bir div by 0 hatası verir. Yani 0'a bölme hatası. Ama eğer bir unit testli bir proje yazmış olsaydım kodu derlediğim anda pat diye bana hata verecekti. Diyecekti ki sen burada bu B'nin durumunun 0 olmasını kontrol etmedin. Doğal olarak bu kodun B'si 0 olabilir. Yani parametre 0 gelebilir ve kodun patlar. O yüzden unit test bizim için hayat kurtarıcı. Ne zaman? Büyük projelerde. Küçük projelerde de bunu tecrübe ederseniz size ileride daha büyük projeleri geliştirmek için sağlıklı bir altyapı sunacaktır. Projeyle ilgili next dedim ve projeyi şu anda oluşturdu. Projeyle ilgili genel ayarların olduğu ekran burada ama beni ilgilendiren şey main storyboard dediğimiz storyboard ekranı arkadaşlar. Bütün aksiyon burada bitiyor. Şimdi bu ekranı biraz küçültelim. Şöyle ekranın sol tarafını alalım. Ve ben bu ekranın içerisinde bir takım kontrollere ihtiyaç duyacağım. Nedir onlar? Hep beraber bakalım. Şöyle, öncelikle bir user login ekranı yapalım. Bunun için neye ihtiyacım var? Bir butona ihtiyacım var. Ve ben bu butonu round track butondan getirip buraya koyuyorum. Tabii önce bunu biraz büyütelim ki o objenin içerisinde bir şeyler yapabilirim. Round track butonu koydum ve bunun üzerine bir şeyler yazıyorum. Dikkat edin, iki kez tıklıyorum. Hiçbir şekilde koda düşmüyor. Neden? Çünkü hala bu buton onun
Touch up inside. Buradaki karşılığı click değildir. Dikkat edin. Çünkü artık touch screen kullanıyorsunuz. Yani dokunuyorsunuz. Buradaki eventlerin isimleri de farklı. Buradaki touch up inside. Sen buna dokunduğun zaman ne yapacağını henüz söylemedim ben ona. Onu söylediğimiz yerde gelecek. Login butonunu koyduktan sonra şuna ekranın köşesine hemen basit bir dizaynla alıyorum. Elementler filtreleniyor sağ alt köşede. Text field'ımı alıyorum arkadaşlar. Buraya koyuyorum. Ve buradaki objeyi tekrar Ctrl-C, Ctrl-V ile. Buradaki karşılığı Macintosh'ta Command-C, Command-V'dir. Bunları da buraya koyduktan sonra artık şu an için bu ekranda bir işim kalmadı. Peki, yapmam gereken şey nedir arkadaşlar? Buradaki kullanıcı adı ve şifresini kontrol etmek istiyorum. Şimdi bunu bir normal şartlarda, gerçek hayattaki uygulamalarda bir veri tabanından check etmeniz lazım. Bunu bir servisten de getirtebilirsiniz veri olarak ama ben şu anda lokalimdeki normal kodun içerisinde dummy bir şekilde belirteceğim. Şimdi gelelim arkadaşlar en önemli noktaya. 1. Ekrana bir form ekledim. Bu formun içerisindeki bu butona ve Textbox'taki bilgilere benim ihtiyacım var. Benim Textbox'a erişmem gerekiyor. Benim butona da erişmem gerekiyor. Yani ekranda 3 tane işime yarayan element var. Label'da bir işim yok. Zaten Design Time'da yaptım onu. Neye ihtiyacım var arkadaşlar? Şu arkadaşı tuttum şurada. Bakın pencereler birbirinden bağımsız hareket edebiliyor. Şu arkadaşın üzerine sağ tuşa tıklayıp benim buradan neye ihtiyacım var? Bakın şuradaki New Reference Outlet denilen bir bölüm var. Onunla bunu gelip header dosyamın içerisine sürükleyip bırakıyorum. Dikkat edin, bana bir pop-up fırladı. Dedi ki buna bir takım bilgiler girmen lazım. Ben de diyorum ki ey View Controller klası, bana ekrandaki bu view'in içerisindeki text box'ı şu isimle ver. Ne olsun bunun ismi? Text username. Onu giriyorum arkadaşlar. Okey dedim. Bakın oraya bir property ekledi. Artık ne yaptım ben biliyor musunuz? View ile controller'ın arasında bir bağlantı kurdum. Bu bağlantı sayesinde ben artık birbirleriyle etkileşime gireceğim. Peki benim neye ihtiyacım var? Bir de password'a ihtiyacım var. Gene aynı şekilde buradaki password'a sağ tuşa tıklıyorum. Ve new reference outlet kısmından geliyorum. Bakın sürükleyip buraya bırakıyorum. Bana burada biraz önce hızlı geçtim ama hemen kısaca söyleyeyim. Diyorum ki outlet yani controller'la view arasında bir bağlantı kur. Kuracağım bu bağlantının ismi name kutucuğuna vereceğim şey olsun. Tipi yani ekrandaki controller'ı bağlarken bu property'nin bir tipi olmak zorunda. Onu da UI text view dedim ama sen istersen değiştirebilirsin diyor bana. Ve storage view burada birkaç tane farklı tip var. Bunlar yeni geldi. Kim objeye sahip ise onunla ilgili bir şey arkadaşlar. Bir objenin gerçek sahibi olduğu için strong diye bunun var diyor arka tarafta. Çok önemli değil. Şurada gelecek yani eklememiz gereken şey nedir arkadaşlar? Diğer kontrolleri girmek. Nedir bu? Text user password. Bunu girdikten sonra arkadaşlar bakın iki tane property var. O dolaşan arkadaşlarımız sıkıldığı için mi dolaşıyorlar yoksa programlamayla alakası olmadığı için mi? Şimdi arkadaşlar bu ekrandaki bu iki kontrolörle ilgili header dosyasına iki tane property ekledikten sonra benim artık bir de butonumla ilgili bir tanımlama yapmam gerekiyor. Nedir bu? Şuradaki butonun da gene üzerine gelip bir outlet kavramı içeriye basmak. Şunu da bakın buraya yerleştiriyorum aynı şekilde. Dikkat edin bunun tipi UI text field değil artık UI button oldu. Bunu da ismini veriyorum. BTN işte password check. Bunu da okey dedikten sonra 3 tane property oldu. Peki benim bir de burada neye ihtiyacım var? Butonun clean'e ihtiyacım var. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu butonun üzerine gene sağ tuşa tıklayıp ne demiştim? Buradaki eventin ismi farklı. Bizim eventimizin adı Touch Up Inside. Onu da geliyorum arkadaşlar. Buraya bağlıyorum. Ve bu butonun ismini veriyorum. Preset. Buna bir fonksiyon ismi verdim. Dikkat edin hiçbir kod yok burada. Bunların tamamı definition. Header dosyası içerisindeki definition'dan. Benim neye ihtiyacım var? Bu web controller'ın modelinde artık bunlara bir şekilde erişmeye ihtiyacım var. Hemen geliyorum arkadaşlar bunun .hem dosyasına. Yani şuradaki ekrandaki .hem dosyasına burada rahatlıkla ulaşabiliyorum. Dikkat edin ekranın içerisinde birçok kod var. Bunların büyük bir bölümünü aslında kullanmayacaksınız ama ihtiyacınız olur diye şablon bunu otomatikmen üretiyor. Benim ihtiyacım olan biraz önceki preset metodu dikkat ederseniz kodumuzun içerisinde aşağıda tanımlanmış durumda. Peki ben ne yapacağım? Basit bir şekilde bunun hangi kullanıcı adı ve şifre girildiyse o bilgilerle denetliyor olmam lazım. Öncelikle hemen şunu yapalım arkadaşlar. If bizim ekranımızdaki bakın txt yazdım ve burada sc'ye bastım. Ne dedi bana? Txt username ve txt oradaki password kontrolü ikisini de bana verdi. Txt username'in içerisindeki text alanı benim için eğer length property'si eşit 0 ise
Ey kullanıcı, sen buraya ne girmemişsin? Bir veri girmemişsin. Kullanıcıyı hemen uyaralım. Bunun için ne ihtiyacım var? Yine normalde sizin messagebox.show diye kullandığınız statik metodun buradaki karşılığı UI Alert View'dir arkadaşlar. Onu hemen verelim. UI Alert View. Bakın yıldızı kullanıyorum. Dikkat edin. Pointer type. Şuradaki ne olsun bunun ismi? Buna hemen bir tane şey girelim arkadaşlar. Bu class'ın bir instance'ını alıyorum. Dikkat edin. UI Alert View Allocation. Aynen CD'de olduğu gibi. Ve bunun bir de init metodu var. Init with title. Başlığı ne olsun? Hemen şunu girelim. Başlığı kullanıcı adı boş geçilemez. Bunu dedikten sonra tabii bunu şuraya yazmayalım da bir alta yazalım. Şurada uyarı diyelim arkadaşlar. Daha sonra message yani ekranda çıkacak olan uyarıyı veriyoruz. Onu da gene verelim. Kullanıcı adı boş geçilemez. Daha sonra delegate yani bunu birazdan açıklayacağım. Self diyorum şimdilik. Açıkladığım zaman daha net oturacak. Şurayı hemen vazgeç buton tarzında bir şeye ihtiyacımız varsa onları giriyorum. OK diyorum. Other button titles herhangi bir butona ihtiyacım yok. Çünkü tek bir uyarı vereceğim ekrana. O yüzden burayı need parametresiyle verdikten sonra artık kodumun yani şuradaki ekranımın ihtiyacı olan tek şey benim buradaki ne elementini yani oluşturduğum yeni instance'ı göstermek. Bakın ekrana dedim ki kullanıcı adını boş geçtiysen uyarı ver ve çık. Dikkat edin şuradaki show butonu. Ve bunu return deyip şuradaki kodumu bitiriyorum. Peki burada başka ne ihtiyacım var? Else değil. Şunu da belirtmem gerekiyor. Sadece kullanıcı adı değil. Şifreyi de boş geçememeli. Doğru mu arkadaşlar? Aynı kodu kopyaladım. Normalde bunu fonksiyonun içerisinde toplayabilirdim ama şu anda vakit harcamayalım onunla. TX'de nedir? User password. Password'e de lütfen gir. Kullanıcı şifresi, hemen oradaki uyarıyla değiştiriyorum. Şifresi boş geçinemez. Ve bu uyarıyı verdikten sonra gene ekrandan çık. Bakın çok basit, hiçbir şey yapmadım. Ekrana iki tane text box koydum, iki tane label, bir tane buton. Ve onları şu anda ekranla interaktiviteye bağlamış oldum. Hemen run ediyorum ve uygulamamın nasıl çalıştığını görüyorum. Dikkat edin arkadaşlar, ben şu device'i bilgisayara bağlamadım. İhtiyacım olan şey çünkü bu değil. Benim hızlı bir şekilde kod geliştirmem gerekiyor. O yüzden benim neye ihtiyacım var? Emülatöre ihtiyacım var. Diğer platformlarda da mutlaka bir emülatörle karşılaşırsınız. Önce build etti, kodumda herhangi bir syntax hatası olmadığını söyledi. Sonra emülatörü açtı. Hemen hemen birçok fonksiyonu destekler. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Uygulamamı şu anda execute ediyor, ayağa kaldırıyor. Bakın login ekranı geldi. Ben buraya girdim. Bir şeyler. Şurada şimdi return diyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Neden? Çünkü ekrandaki bu return tuşunu handle edecek kodu yazmadım. Uygulama geliştirme kısmı biraz teferruatlı, uğraştırıcı. Hemen onun için gereken kod parçacıklarını da ekleyelim arkadaşlar. Birincisi bilmem gereken şey şu. Şuradaki Vip Controller'ın içerisinde dedik ya bir base class'tan türüyor. UI Vip Controller'dan artık benim buna bir UI text field delegate'i bağlamam gerekiyor. Yani bu protokole ait olan tanımları yapmam lazım. Peki bunun neleri var? Hemen oraya bir gelelim arkadaşlar. Şu ekranı bir full screen yapalım. Tamamdır. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Organizer'dan Field Delegate protokole geliyorum. Ona ait olan tanımları yapmam gerekiyor. Nedir onlar? Benim kullanıcının Enter'a bastığı anı yakalamam gerekiyor klavye üzerinden. Bunun için gerekli olan bir takım protokoller var. Buradaki protokol de benim için Text Field Should Return. Yani Enter'a basabilir mi? Hemen tıklıyorum. Diyor ki böyle bir metot tanımlamak zorundasın. Eğer o delegasyonu kullanıyorsan. Dikkat edin, hiçbir şey yazmıyorum. Sadece bunu copy diyorum ve tekrar koduma geri dönüyorum. Peki diyorum, sen bunu istediysen ben de bu metodu benim kodumun içerisinde şu aşağıya tanımlayacağım. Bakın buraya bunu view ediyorum ve şuradaki şuraya yapıştırdıktan sonra ihtiyacım olan şey bununla ilgili geriye boolean tipte yani 0-1 düşünün. Çünkü C99 standartlarında böyle bir destek yok. O yüzden bunu böyle açtılar. Buraya bir tane yeni tip tanımlayarak. Yapmam gereken şey arkadaşlar return ekrana gelen text field'ın resign first responder yani enter'a cevap verip verememeyle ilgili bir ayarı var. Bunu giriyorum. Bakın
Bir de yapmam gereken ufak bir ayar daha var. O da form yüklendikten sonra, yani withDichLoad denilen metodunun eventin içerisine girip şöyle bir tanımlama yapmak. Senin içerisindeki txt username'in ben bir delegasyona tabi tutulacağını söylüyorum ve o da bu formun içerisinde tanımlıdır. Aşağıdaki biraz önceki metoda işaret ediyor. Self diyorum. Aynı şekilde txt username password, o da set delegate arkadaşlar. Daha sonra buna da gene self diyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra artık ben enter'a bastığım zaman o enter'a buradaki metodun cevap vereceğini söylüyorum. Hemen test ediyoruz. Bakın run ediyorum. Bakın şuradaki ekrana girdim ve return'a bastım. Artık gördüğünüz gibi kod burada yakaladı debug'da. Bunu görüyorum ve buna OK'ye bastığım zaman gördüğünüz gibi pencere aşağı çekildi. Biraz önce öyle bir şey yapmıyordu. Debug'ı kaldırdım ve tekrar şuraya girdim ve return'a bastım. Login dedim. Gördüğünüz gibi şuradaki return butonu artık ayağa kalktı. Login içerisinde tek yapmam gereken şey neydi arkadaşlar? Eğer bu şartlara uyuyorsa başka bir view'i aç demekti. Gördüğünüz gibi burada bilmeniz gereken şey nedir? Tasarım için MVC'yi bilmek, MVC ile birlikte yapmanız gereken şey storyboard'da gerekli tasarımları yapmak ve şurada yeni bir form kullanacak olduğunuz zaman da onu ilgili olan butonun içerisine en ufak bir kod yazmadan şuradaki custom model ve push denilen eventleri kullanmak. Arka tarafta kullanacağınız değil. Objective-C, C ve C++ kodun içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında hani söylenecek başka bir şey yok. Normal bir dili öğrenmek için 2 gün, 3 gün ayırıyorsanız kendinize bunu pratiklerle dahil olmak üzere en az bir 3 hafta ayırmanız gerekiyor pür bir şekilde. Bunun dışında benim hani süren kısıtlı olacağım. Söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa soruları alayım, kapatıyorum. Evet, sorularınızı alalım. Şimdi Mac ortamı oldukça güzel bir geliştirme ortamı. Objective-C'de çok etkili bir dil. Ama oldukça karmaşıklıklar içeriyor normal bir kullanıcının adapte olması için. Çünkü burada bizim ileri programlamada kullandığımız bazı teknikler çok iyi bir şekilde birleştirilmiş. Örneğin o paylaşım için modüler yapılan, verilen modüllerin paylaşımı için bizim kullanıcıdan Windows ortamında DLL yazmasını beklememiz ya da Linux ortamında Shared Object yazmasını beklememiz gerekiyor. Ama bu çok güzel bir şekilde sisteme adapte edilmiş. Böylece istenilen kısmın paylaşılmasını da sağlayan bir çeşit dinamik bağlantı yapısı oluşturulmuş. Bu tarz gerçekleştirmeler oldukça faydalı, satış ortamında mevcut. İlgilenenlere öneriyorum. Siz sorunuzu buyurun, sorun. Öncelikle hoş geldiniz. Android'de karşılaştılar mısınız bu Apple'ın Xcode geliştirme ortamıyla? Java ortamı. Şimdi aslında söylenecek çok fazla şey var. En basitinden şunu söyleyeyim. İki tarafta da MVC kullanılıyor. Android'de şöyle problemleriniz var. Çok fazla device var piyasada. Doğal olarak geliştirdiğiniz uygulamanın UI'larını yani ekran kontrollerini her cihazda çalıştırmak için ciddi bir efor harcamanız gerekiyor. Ama burada böyle bir probleminiz yok. Ya iPhone için yazıyorsunuzdur ya iPad için yazıyorsunuzdur. Zaten desktop için bir şey yazıyorsanız bir problemle karşılaşmazsınız. Onun dışında bir tarafta Objective-C, öbür tarafta hani dil olarak yine Java kullanıyorsunuz galiba machine üzerinde. Framework desteği olarak ikisi de oldukça yeterli ama hani benim açımdan şu çok daha pratik. Eğer geliştirdiğiniz uygulamanın device'larıyla sizin daha çok bir bağlantınız var ise, yani benim geliştirdiğim uygulama şu Android cihazla çalışsın gibi spesifik bir istek söz konusu ise, o zaman ister istemez Android'e yönlenmeniz gerekiyor ama ben bir oyun geliştireceğim ve bunun çok büyük bir kitle tarafından o kullanılmasını istiyorum derseniz bu sizin sadece iPhone'da yazıp diğerlerine yazmayacağınız anlamına gelmiyor. İlk olarak iPhone'da geliştirirsiniz. Temel library'leri yazarsınız ama sonrasında mutlaka hani iki tarafın birbiriyle port edebilme gibi bir yeteneği olmadığı için öbür platform açarak orada da yazmanız gerekir. Hani buna şey deniyor, trade-off deniliyor. Bir karar vermeniz gerekiyor. Hangisini tercih edeceğim? Evet. Yani bizim müşterilerimiz ya da benim mobil pazardaki hedeflediğim genişleme bu pazarda çok daha uygun. Yani App Store dediğimiz tarafta. Ama biliyorsunuz Microsoft'un da kendine ait bir place var. Orada da yine aynı şekilde mobil ürünler satılıyor veya Android tarafında. Tamamen tercihe bağlı. Hani iki platform şu şekilde üstündür deyip dememek çok doğru değil. Ama sistem olarak şunu da söyleyeyim. Bu cihaz üzerinde bir şeyleri yaptığınız zaman arada bir sanal makine olmadığı için
sistem kaynaklarına çok daha hızlı erişirsiniz. O yüzden çok daha efektif uygulamalar yazabilirsiniz. Ciddi bir C API desteği var. Özellikle grafik uygulamalarda çok mükemmel oyunlar yazabilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz popüler mobil uygulamaların, oyunların özellikle ana platformu öncelikle iPhone'dur, sonra diğerlerine port edilir. O yüzden hani tamamen tercihe bağlı, ne geliştireceğinize bağlı. Ama içerik itibariyle hani, karşılaştırılabilecek ve karşılaştırılamayacak birçok unsur barındırıyor. Sunumlarda 5 sonra da bekliyoruz. Evet, merhabalar arkadaşlar. Son kısımda ben biraz daha teknik konulardan ziyade Microsoft'un özellikle akademisyen tarafındaki önemli programlarından bir tanesi olan Microsoft Student Partner programını bahsediyor olacağım. Programın kapsamı, bu programa dahil olmak için neler gerekiyor? Bu kısımlarla alakalı detayları sizlerle beraber paylaşıyor olacağız. İsmim Mesut Orada, yaklaşık 99 yılından bu tarafa Microsoft tarafında eğitmen ve danışman olarak aktif olarak görev alıyoruz. 2010 yılından bu tarafa da Türkiye Finans Katılım Bankası'nda altyapı ve güvenlik mimarı olarak görev alıyorum. 2008 yılından bu tarafa Microsoft'un Windows Server ürünü ailesinde emniyet olarak gerek seminerlerde, gerek etkinliklere, gerekse teknik toplantılarda bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Evet, Microsoft Student Partner Programı, Microsoft'un tamamen üniversite öğrencileri için çıkarmış olduğu bir program. Bu noktada buradaki amaç şu aslında, özellikle hızlı gelişen ve değişen dünyada toplumlara yön vermek ve kalkınmayı hızlandırmaktaki en temel nokta biliyorsunuz, teknolojiyi üretmek ve teknolojiyi doğru kullanabilecek şekilde bilgi toplumları oluşturmak. Bu anlamda da aslında Microsoft düzenlemiş olduğu bu MSP programıyla bu hedefe yön veren bir gelişmeyi hedefliyor esasında baktığınız zaman. Bir anlamda Microsoft'un sosyal sorumluluk projesi diyebileceğimiz üniversitelerdeki akademik hocalarımızın olsun, hocalarımızın yetiştirmiş olduğu öğrencilerin olsun doğru kariyer hedeflerini koyarak, doğru zamanda ve gelecekteki kariyerlerine doğru yöntemi uygulayarak doğru bir kariyer noktasına gitmelerini sağlamak. Bu anlamda özellikle dünyadaki yeni ekonomi trendlerine baktığımız zaman dediğimiz gibi birinci nokta aslında teknolojiyi üretmek ve teknolojiyi doğru kullanabilecek nesiller ya da akademik toplumlar yetiştirmek. Bu noktada MSP programı Microsoft'un dünya genelinde bu hedefe doğru yönelik olarak çıkartılmış bir program. MSP programı tamamen yıllık olarak gerçekleştirilen bir program. Her yıl içerisinde Türkiye'deki bütün üniversitelerdeki belirlenen başvuruları değerlendirerek üniversite gözetmeksizin tamamen başvuran öğrencilerin profiline bakarak seçim yapılan bir program. Ve burada her öğrenci MSP programına dahil olamıyor. MSP programına dahil olabilmeniz için belli gereksinimleri sağlamanız gerekiyor. Birazdan bunlardan bahsediyor olacağız. Dolayısıyla seçkin bir öğrenci grubuna hitap eden bir program aslında baktığımız zaman. Buradaki amaç şu, Microsoft'un özellikle yazılım geliştirme teknolojilerini ve araçlarını üniversite eğitimi esnasından itibaren üniversite öğrencilerine yaygınlaştırmak ve onların gerçekten doğru kaynaklardan doğru bilgileri alarak bu teknolojileri daha üniversite eğitimleri esnasında kullanmaya başlamalarını sağlamak. Bu anlamda da tabii aslında bu program şunu da sağlıyor. Üniversite sanayi işbirliği dediğimiz bir yapıyı da beraberinde getiriyor. Yani MSP olan arkadaşlarımız, Microsoft'un Türkiye genelindeki iş ortağı diye tabir ettiğimiz partner kanalında, yazılım firmalarında hem yaz döneminde hem de yıl içerisinde çalışmalar yapma, staj yapma gibi imkanlara sahip oluyorlar. Bu da gelişimlerine ciddi anlamda katkı sağlayan önemli noktalardan bir tanesi. Ve dediğim gibi her akademik yıl yenilenen bir program. Yani bu yıl MSP olan bir arkadaşımız seneye MSP olamayabiliyor. Bu biraz yaptığınız faaliyetlerle ve gereksinimleri karşılamanızla paralel olan bir süreç. MSP programında iki seviye var. Öncelikle şunu belirtelim, MSP programına başvurabilmeniz için üniversitelerin
daha çok bilgisayarla ilgili olan bölümlerinde okuyor olmanız lazım. Ya da en azından işte bir matematik ya da fizik mühendisi ya da bilgisayar elektronik bölümlerinde mutlaka okuyor olmanız gerekiyor. Ve 3. ya da 4. sınıftaki arkadaşlarımızın seçilmesine daha fazla öncelik veriliyor. Ve gerçekten MSP olma noktası bir defa karşılaşabileceğiniz bir şans. Hani bunu bir defa başvurduğunuzda kazandınız, kazanamadınız. Zaten otomatikman 4. sınıf ya da mezuniyet noktasına geldiğiniz için bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor baktığınız zaman. İki farklı MSP ünvanı seviyesi var. Bunlardan birincisi Microsoft Student Partner, Lead Student Partner dediğimiz seviye. Lead Student Partner olabilmek için öncelikle Student Partner olmak gerekiyor. Yani 3. sınıftaki bir arkadaşımız Student Partner olduktan sonra eğer gerçekten liderlik yetenekleri varsa, diğer MSP'leri koordine edebilecek, onlara yön verebilecek şekilde nitelikleri barındırıyorsa üzerinde Lead Student Partner ünvanıyla biraz daha üst seviyede bir ünvan almış oluyor bu noktada. Ama dediğiniz gibi öncelikle mutlaka MSP yani Student Partner olmak gerekiyor. Sonrasında 4. sınıfta Lead Student Partner olabilirsiniz. Lead Student Partner'lar biraz daha Student Partner'ları koordine eden, onlara Microsoft'un düzenlediği organizasyonlarda yön veren kişiler aslında baktığımız noktada. Programın amacı ne? Programın amacı burada aslında teknolojiye ve bilişim dünyasından meraklı olan öğrencilerimizi bir üst seviyeye kariyer noktasında getirmek esasında ve bilişimde başarılı olan öğrencileri ön plana çıkarmak, daha üniversite eğitimi esnasında bilinirliklerini artırmak, kendi isimleri adına işte bir marka değeri oluşturmak, Microsoft'un yıl içerisinde düzenlemiş olduğu eğitimler, teknik seminerler, yurt içi ve yurt dışı programlarda bu arkadaşları davet ederek Microsoft teknolojilerini birinci ağızlardan dinlemelerini ve soruları varsa sorularının cevaplarını alıp bunları kendi üniversitelerindeki diğer arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlamak aslında. Yani Student Partner sadece bu bilgiyi alıp kendisinde bırakma ya da kendisinde kalma gibi bir noktadan ziyade aldığı bilgiyi kendi üniversitesi içerisinde etkinlikler düzenleyerek diğer arkadaşlara sunum yaparak bunları paylaşmasını da hedefliyoruz. Dolayısıyla hani birinci sene Student Partner olan bir kişinin bir sonraki sene bu etkinliğinin devam etmesi aslında bu aktivitelerle takip edilen bir süreç. Burada esasında bir know-how transferi var. Yani işin biraz daha sektörde çalışan MVP diye ifade ettiğimiz profesyonellerinden elde edilen birikimleri, tecrübeleri MSP'lere aktarıyoruz. MSP'ler de bu bilgileri dediğimiz gibi kendi üniversitesindeki diğer arkadaşlarla paylaşabilme noktasına getirmiş oluyorlar. Bu da tabii öğrencilerin özellikle kariyerinde ciddi katma değer sağlayan, birikim elde etmelerini sağlayan diğer bir nokta. Peki MSP olmanın gereksinimleri neler? Yani her öğrenci arkadaşımız MSP olamıyor dedik. Birincisi buradaki bizim kritik olarak baktığımız nokta teknolojiye tutkunluk. Yani sürekli teknolojiyi takip etmesi gerekiyor. Teknolojideki yenilikler neler? İşte Microsoft tarafında özellikle yazılım geliştirme teknolojilerinde yeni çıkan araçlar, yeni teknolojiler, yeni yazılım dilleri, yeni dillerdeki gelişen yeni özellikler neler? Bunları nasıl kullanabiliriz noktasını mutlaka takip etmesi gerekiyor MSP olması için bir arkadaşımızın. Sunum yeteneği ikinci bir kriter. Dediğimiz gibi elde ettiği bilgi ve birikimi sadece kendisinde kalmasını hedeflemiyoruz burada. Aynı zamanda bunu arkadaşlarıyla da üniversite içerisindeki kulüp faaliyetleri olabilir veya kendisinin organize edeceği faaliyetler olabilir. Paylaşma noktasını sağlamak. Bilgisayar ile alakalı bölümlerden olması gerekiyor dedik. Burada nadiren arkadaşımızın niteliğine ya da yeteneğine göre matematik mühendisliği gibi, fizik mühendisliği gibi bu tip alanlardan da alınabiliyor ama çok nadir olarak yapılan bir seçim bu noktada. Ve bu arkadaşımızın kullanıcı gruplarında aktif ve etkin olması gerekiyor. Yani Microsoft'un özellikle teknik paylaşım siteleri diye ifade ettiğimiz forum ortamları var. Bu ortamlarda elde ettiği bilgilerle, birikimlerle soruları cevaplaması, gerekirse üniversite ortamında bir forum ortamı açıp üniversitedeki arkadaşlarının teknik taraftaki sorularına yanıt verecek, yön verecek bilgi ve birikime sahip olmasını amaçlıyor aslında. Ona göre zaten bir gelişim ve yetiştirme sürecinden geçtiği için Microsoft'un MSP olan arkadaşlardan istediği en önemli kritik noktalardan bir tanesi de bu. Bunun yanında
mutlaka MSP olması için bir arkadaşımızın Microsoft yazılım teknolojileriyle geliştirme yapması gerekiyor. Yani MSP olan bir kişi eğer yazılım geliştirme noktasına girmiyorsa kesinlikle değerlendirme sürecini geçemiyor. Bu noktada kritik noktalardan bir tanesi bu. Microsoft'un MSP olan ya da olmayan, hiç fark etmiyor burada, MSP olması ya da olması çok önemli değil. Bütün akademisyen taraftaki üniversite öğrencilerinin katıldığı yıl içerisinde düzenlenen yarışmalar var. Bunlardan en önemlisi Imagine Cup diye ifade ettiğimiz dünya genelinde düzenlenen bir yarışma. Mutlaka bu yarışmaya katılmasında fayda var. Bu yıl tabii geçti ama önümüzdeki sene için gerçekten önemli kritik noktalardan bir tanesi olabilir. Üniversite içerisinde yarışma için üçerli, dörderli yarışma grupları oluşturuluyor. Burada farklı kategoriler var. İşte BT becerisi, Windows 8 ile yenilikler, Windows Azure dediğimiz bu bulut bilişim yani cloud tarafında uygulama geliştirme, embedded sistem dediğimiz gömülü sistemler üzerine yazılım geliştirme gibi farklı farklı kategoriler var. Hangi kategoriden katılmak istiyorsanız buna göre 3-4 arkadaşlık bir proje grubu oluşturup bu yarışmaya dahil olabiliyor ve yarışma sonucunda ilk 3'e işte $3,000'la $25,000 arasında değişen ödüller var. Yani işin parasal tarafı bir yana aslında baktığınız zaman bu yarışmaya katılmak bile çok ciddi anlamda bir know-how ve birikim kazandırır. Çünkü orada geliştireceğiniz uygulama noktasında bayağı bir birikim elde ediyorsunuz. Çoğu şeyi araştırma noktasına gitmeniz gerekiyor. Ar-Ge ile Microsoft'un yazılım teknolojilerinde sektöre girmeden, üniversiteden mezun olmadan ciddi bir deneyim kazanıyorsunuz. Bu noktada hakikaten teşvik etmekte fayda var açıkçası. MSP olan arkadaşlarımızın diğer bir kritik noktası liderlik özelliklerine sahip olması. Yani üniversitedeki arkadaşlarını koordine etmesi gerekiyor dedik. Bu noktada da lider özelliklere sahip olan bir kişi daha fazla tercih ediyor Microsoft noktada. Tabii bir arkadaşın MSP olabilmesi için öncelikle aday gösterilmesi gerekiyor. Aday gösterecek olan makamlar diyelim, Microsoft çalışanı olabilir. MVP olan bizler olabiliriz ya da üniversitelerdeki hocalarımız olabilir. Eğer arkadaşın niteliklerini o üniversiteyi MSP olarak temsil etme noktasında yeterli buluyorlarsa belirlemiş olduğumuz arkadaşımızı Microsoft çalışanlarına, Microsoft'un akademik taraftaki yetkilisine bildirerek önümüzdeki sene için aday gösterebilirsiniz. Şu anda Osmaniye'de bildiğim kadarıyla yok üniversite kapsamında ama Çukurova'da bir arkadaşımız var MSP olan. Mutlu Hocamız zaten tanıyordur kendisini. O noktada oradan da destek alınabilir. Hani süreçte neler yapıldı, nasıl bir akıştan geçti. Zaten birazdan site adresini de veriyor olacağım. Arkadaşımızın mutlaka İngilizce bilgisinin olması gerekiyor. İngilizcenin olmadığı bir teknoloji dünyası mümkün değil artık biliyorsunuz günümüzde. Dolayısıyla MSP olabilmesi için arkadaşımızın en az temel seviyede konuşma ve anladığını, okuduğunu gerçekten iyi anlayabilen bir İngilizce bilgisinin olması gerekiyor. Üniversitenin 3. ya da 4. sınıfında olan arkadaşların dahil olabildiği bir program. Peki bu kadar gereksinimleri sağladıktan ve sürece dahil olduktan sonra neler getiriyor MSP olmak sizlere? Öncelikle şunu tekrar edeyim. MSP, üniversite bazında değerlendirilen bir program değil, adaya göre değerlendirilen bir program. Yani bir üniversiteden 3 arkadaşımız MSP olabilirken bazı üniversitelerden hiçbir arkadaşımız olamayabiliyor. Biraz oradaki aday olan kişinin gerçekten nitelikleri sağlaması önemli. İlla her üniversiteden bir kişi olacak diye bir kritik nokta yok bu kısımda. MSP olduğunuz zaman öncelikle Microsoft'un şu anda hali hazırdaki teknolojileri ve yeni çıkaracağı teknolojilerle ilgili her türlü ürüne ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Yani Visual Studio 2012 çıktı. Hemen 2012'yi indirip direkt test etmeye başlayabiliyorsunuz. Bir ürünün beta sürümü çıkmadan bile daha ilk developer sürümlerindeyken bile indirip testlerini yapabilirsiniz. Bu da çok ciddi anlamda 6 ay gibi, 1 sene gibi önde gitme noktasında size ivme kazandırmış oluyor. Sene içerisinde MSP arkadaşlarımıza özel eğitimler düzenleniyor. Tamamen yazılım geliştirmeye yönelik ve gerçekten konusunun uzmanı olan, MVP olan ve sektörde proje geliştirme deneyiminde ciddi know-how elde etmiş arkadaşlarımız MSP arkadaşlarımıza eğitim veriyorlar. Tabii MSP arkadaşımız aldığı o eğitimden sonra bunu bizim Microsoft tarafındaki önerimiz gelip üniversitesinde de paylaşması esasında. Ama tabii bu arkadaşımız sunum yeteneğiyle paralel olacak olan bir kısım.
Üniversite kampüsünde mutlaka etkinlikler düzenlemesi gerekiyor. Yani burada bir mesleki arkadaşımız olsaydı, bugünkü etkinliği aslında biz onun da dahil olduğu bir süreçte yapıyor olacaktık. Ve bilinirliğimizin artması, günümüzde biliyorsunuz artık internet dünyası markalaşma ya da isim yapma yolunda çok ciddi ivme kazandıran noktalardan bir tanesi. MSK olan arkadaşımız da sahip olduğu ve bilgi ve birikimleri sadece kendisinde değil, diğer arkadaşlarıyla paylaşarak hani bilginin paylaştıkça çoğalma mantalitesini işin önüne koyarak paylaştığı noktada bilinirliğini, ismini de bir anlamda sektöre duyurmuş oluyor aslında. Bu da kariyerinde üniversiteden mezun olduktan sonra daha kolay sektörde yer edinebilme ya da daha iyi yerlere gelebilme noktasında marka değerinde artırmış oluyor. Burada tabii Microsoft'un da esasında getirmiş olduğu avantajlar var MSP olan arkadaşımıza. MSP olan arkadaşlarımız direkt Microsoft'un Amerika'daki Redmond kampüsündeki Microsoft yetkilileriyle birebir yazışma imkanına da sahip olmuş olacak. Direkt Redmond kampüsündeki alınacak olan, Microsoft tarafından alınacak olan developerlar için başvuru sürecinde MSP olanlar bir adım önde olmuş olacaklar. Çünkü MSP olan arkadaşımızın yaptığı çalışmalar, edindiği birikimler, onu eğer Microsoft yurt dışından bir eleman alacaksa ya da bir teknik uzman alacaksa ilk başlangıçta tercih edeceği noktalardan bir tanesi haline getiriyor. MSP olduktan sonra Microsoft size bir MSP katılım belgesi ve başlangıç seti gönderiyor. Burada işte sertifikasyon tarzında bir doküman geliyor ve aynı zamanda MSP olduktan sonraki bağlanacağınız siteler, kaynakları indireceğiniz adresler, bütün bunlarla ilgili detaylar geliyor zaten. Microsoft'un tamamen MSP'ler için geliştirmiş olduğu Microsoft Student Portal diye bir site var. Buradan bütün MSP olan arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Ortak paylaşımlar var burada. Yani dünyanın başka ucundaki MSP arkadaşla yazışıp daha önce onun çözdüğü ya da sizin çözdüğünüz ona yardımcı olabileceğiniz noktalarda know-how forumları var. Bu da ciddi anlamda MSP olan arkadaşların dünya genelindeki diğer MSP'lerle haberleşerek bilgi ve birikimin artırmasında ciddi bir faktör baktığımız zaman. Yine bilgisayarla ilgili biraz önce bahsettiğim gibi bölümlerden mezun olanların Microsoft merkezinde işe başlama ya da işe alınma noktasında gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor MSP programı. Türkiye'de MSP olan arkadaşlarımız için her yıl düzenli olarak MSP toplantıları düzenleniyor. Birkaç ayda bir. Bu arkadaşların bazen İstanbul'da bazen Ankara'da düzenleniyor bu toplantılar. Bu toplantılar içerisinde Microsoft'un son teknolojideki geliştirmeleri, yenilikler, vizyonu, roadmap'i gibi bilgileri bu toplantılarda arkadaşlarla paylaşılmış oluyor. Bu da ciddi anlamda farkındalık oluşturan noktalardan bir tanesi. Ve Microsoft'un sektördeki uzmanları diye ifade ettiğimiz MVP'ler yani Most Valuable Professional uzmanlarıyla birebir MSP'ler destek alma, eğer kafalarında varsa kullanmış oldukları sistem ya da uygulamayla ilgili sorularını yönetme gibi imkanlara da sahip olmuş oluyorlar. Bu noktada hani bir MVP arkadaşımız çok yoğunsa normal bir öğrenci arkadaşımızdan gelen soruya belki biraz gecikmeli cevap verebilir ama MSP'lerle ilgili olan kanal biraz daha hızlı işletilir. Çünkü arkadaşların belli bir sorumluluğu var. Onlar da arka taraftaki belli ekiplere belki bu sorunun cevabını iletmiş olacaklar. Burada da böyle bir yakın çalışma söz konusu. Microsoft'un bütün teknik dokümantasyon dediğimiz Microsoft Press tarafında da MSP olan arkadaşlara ciddi indirimler var burada. Dokümantasyon almak istediklerinde. Tabii bu ücretsiz olanlar için değil de paralı olanlar için geçerli. Ücretsiz çok kaynak açık. Programa başvuruları nereden yapıyoruz? Lütfen bunu not edin arkadaşlar. msakademik.net resmi olarak student partner sitemiz burası. msakademik.net'in içerisine girdiğiniz zaman zaten başvuru linkini göreceksiniz. Her yıl Ağustos-Eylül dönemi sonbahar dönemi için Aralık-Ocak dönemi de kış dönemi için başvuru süreçleri. Yani iki defa MSP programına başvurular gerçekleşiyor. Bir sonbahar döneminde üniversite açılışlarında akademik yılın başlangıcında bir de akademik yılın yarı yılında gerçekleşen süreçler. Dolayısıyla iki dönemde de başvurabilirsiniz. Şimdiden birazdan bahsedeceğim gereksinimleri sağlayarak da hemen bence Ağustos dönemine doğru buradan bir iki arkadaşımızı aday olarak hazırlamakta fayda var önümüzdeki yıl için. Burada öğretim üyesi olan hocalarımız, Microsoft tarafındaki çalışanlar ve MVP olan bizlerin beraber ortaklaşa aday gösterdiğimiz bir arkadaşı
MSP olma noktasında bayağı bir öne çıkarmış olacağız. Bu noktada varsa adaylarımız zaten e-mail ile yazışarak bu arkadaşlarımızı biz Microsoft tarafına da aday gösterebiliriz. O tarafta o süreci biraz hızlandırmış oluruz. Değerlendirme sonuçları işte sonbahar dönemi için Eylül-Ekim gibi süreç içerisinde, kış dönemi için de Ocak ayı gibi duyuruluyor zaten msakademik.net'ten. Arkadaşlarımız buradan zaten başvurularının sonuçlarını öğrenebiliyorlar. msakademik.net biraz arayüzünde tabii sürekli güncellemeler oluyor, güncel gelişmelere göre. Bu şekilde bir arayüzü var. Hemen sol taraftaki menüden yine bahsettiğim avantajları olsun, gereksinimleri olsun, sürün partner programı içerisindeki alt programlar olsun, bunlarla alakalı bilgileri elde edebilirsiniz. Burada sürün partner programının başlangıçta kısımlara bahsettiğim en önemli katma değer sağladığı bir diğer nokta üniversite sanayi işbirliğini sağlamak aslında. Yani sürün partner olan arkadaşlarımız sektörde yazılım üreten firmalarda ya da üretici firmalarda staj dönemlerinde çok ciddi anlamda bilgi birikim kazanıp bu birikimleriyle kariyerinde çok ciddi anlamda ön plana çıkmış olacaklar. Sürün partnerlerin böyle bir avantajı da var. Yani Microsoft iş ortaklarında doğrudan staj yapabiliyorlar. Bazen de Microsoft'un içinde de bu staj gerçekleşebiliyor. Biraz oradaki ihtiyaca ve kapasiteye göre değişiyor. Ve sürün partner programının belki en güzel alt programlarından bir tanesi Microsoft Yaz Okulu. Her sene 3 büyük ilde yani İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen bir program. 3 hafta süren bir program. Bu 3 haftalık programda MSP olan arkadaşlarımıza çok yoğun bir şekilde Microsoft'un development ve sistem araçlarıyla alakalı eğitimler veriliyor MVP'ler tarafından. Ve burada arkadaşlarımız tamamen bizim deep dive ifade ettiğimiz derinlemesine bir şekilde uzman arkadaşlarımızdan Microsoft yazılım teknolojileri konusunda eğitimler alıyorlar. Ve bu anlamda güncel yazılım teknolojileri konusunda çok ciddi anlamda sektöre yönelik bilgi ve birikimler elde etmiş oluyorlar. Yani bir kişinin 6 ay, 1 sene, belki 2 sene çalışarak elde edebileceği birikimi bu yaz okulundaki eğitimlerle ciddi anlamda biz size hızlı bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Burada tabii sadece burada bu bilgiyi almak yetmiyor. Ondan sonrasında arkadaşımızın da üretmeye devam etmesi lazım. Ama bu eğitimler gerçekten çok katma değerli eğitimler. Yani Microsoft'un bir C# dilinde, Silverlight dilinde veya Expression içerisindeki uygulamalarda veya yeni gelen bulut teknolojilerinde Windows Azure üzerindeki uygulamaları geliştirme noktasında detaylı eğitimlerle MSP arkadaşlarının farkındalığını sağlamış oluyoruz. Ve Imagine Cup, MSP olan arkadaşlarımızın zaten zorunlu olarak katılması gereken yarışmalardan bir tanesi. Dediğimiz gibi bu yarışmaya katılmak için illa MSP olmak zorunda değilsiniz. Üniversitede 3-5 kişilik gruplarla yarışma grupları oluşturup belirtilmiş olan alanlarda bu yarışmaya dahil olabiliyorsunuz. MSP olan arkadaşımız zaten kendisi en az 3 kişilik ya da 5 kişilik bir grup oluşturup katılması gerekiyor. Böyle bir zorunluluk var. Ama onun dışında da ilave gruplar çıkartarak üniversite içerisinde bu yarışmaya mutlaka katılmak ciddi bir deneyim kazandıracaktır. Bunu da gerçekten öneriyoruz. Bu seneki, bu yılın teması zor problemlerin teknolojiyle çözüldüğü bir dünya konsepti aslında bu yılın konusu. Buna yönelik yazılım tarafında neler geliştirilebilir? Bu anlamda projeler üretilen bir yarışma aslında baktığınızda. Bu yarışma için başvurular gene Ekim döneminde başlıyor. Yani MSP olduktan sonra başvurular başlıyor. Ekim'den Mart'a kadar bir süreç var. O süreç içerisinde hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Mart-Nisan aylarında bir Round 1 dediğimiz bir süreç gerçekleşiyor. Arkasından Round 2 var Nisan-Mayıs ayında. Yani ikinci kategori ya da ikinci seviye diyelim. Ve Mayıs ayındaki bu sürecin sonunda Türkiye'den seçilen dünyadaki genel Imagine Cup yarışmasına katılacak olan proje belirleniyor. Ve dünyadaki genel bütün diğer ülkelerden gelen projelerle bir değerlendirme komitesine sunuluyor bu. Temmuz ayında da dünya birincisi belli oluyor burada. Dediğim gibi ilk 3'e giren farklı kategoriler için ödüller biraz değişiyor ama $3,000 ile $25,000 arasında bir ödülü var. Bu da güzel bir ödül baktığınız zaman. Ama ödülün de ötesinde parasal noktada gerçekten çok ciddi bir
bilgi birikim ve araştırma geliştirme sürecinden geçtiğiniz için bayağı bir kazanım sağlamış oluyorsunuz. Bunun sitesi de imagingcup.com. Bunu mutlaka not alsın arkadaşlarımız. Burada farklı kategoriler var zaten başvurabileceğiniz. İşte yazılım tasarımı, gömülü sistemler, oyun geliştirme, dijital medya ve BT becerisi diye. Burada güncel bulut bilişim teknolojilerine ait kategoriler de geliyor. Bu biraz daha eski versiyon web sitesinin. Dolayısıyla yeni kategorileri de buradan zaten görebilirsiniz. Başvurularınızı buradan gerçekleştirmeniz mümkün. MSP olan arkadaşlarımıza Microsoft'un DreamSpark dediğimiz ücretsiz bir paketi var. Direkt Microsoft'un bütün yazılım teknolojileriyle alakalı ürünleri indirebildikleri, bahsetmiş olduğumuz, indirip kullanabildikleri, testlerini, uygulamalarını geliştirdikleri platformu ücretsiz olarak buradan sağlıyor. DreamSpark kartı dağıtacak mısın hocam? Yoksa... Yani DreamSpark kartları var. Direkt bu bahsetmiş olduğumuz siteye girip buradan istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Fakat bunun için DreamSpark kartlarında bir ID numarası var. Bununla alakalı eğer mail atarsanız bunları sizinle paylaşıyor oluruz. Sonrasında da kullanabilirsiniz zaten. Ben hocalarımız başta olmak üzere üniversitemizin rektörü ve rektör yardımcısı ve Kadir Beylere tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, şimdi öncelikle teşekkür belgelerimizi ve plaketlerimizi vereceğiz. Hemen arkasından da çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Panelistlerimiz Sayın Erat ve Mesut Aladağ, teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Enformatik Bölüm Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Mehmet Polat'ı sahneye davet ediyorum. Çözüm Park Yöneticisi Sayın Hakan Uzuner'e plaketlerini takdim etmek üzere Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Türk'ü sahneye davet ediyoruz. Başkanımız Yardımcı Doçent Doktor Sayın Mutlu Avcı'ya plaketlerini takdim etmek üzere Okul Rektör Vekili Profesör Doktor Sayın Sabri Okan'ın sahne teşriflerini arz ederim. Hediye çekilişlerimizi gerçekleştirmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Bölümü yöneticilerini sahneye davet ediyorum. Şimdi arka arkaya çekilişlerimiz olacak. 30 hediyemiz var arkadaşlar. İlk önce küçük hediyeleri çekeceğiz. En sona 2 büyük hediyemiz olacak. İlk çekilen çekilişleri sadece arkadaşlarımız kuponlarla atmasınlar, ellerinde bulundursunlar. Bütün çekiliş bittikten sonra hediyelerini gelip alacaklar. Son iki hediyeye kadar. Şimdi ilk hediye hangisidir hocam? Çekilişe başlayalım. Titanya internet sekreti. Kartlar hazırsa 3 numara. 325 numara. 325 numara. Burada mı aranızda mı? El kaldırırsan.
alıyoruz bu defa. Kartınızı lütfen atmayınız. Elli bin.
4 yıla baş ilaçlarının akademisinden ayrılır olsun. Geçmeyin muhtemelen speaker. Kime gidiyor? 110. Oraya verdik muhtemelen speaker. İlimizin plaka kodu işte orada. Bir muhtemelen speaker oraya verdik. 337. Hangi öğrencimiz 337? Burada. Önce arkadaşına çıktı, şimdi kendine. Evet, devam ediyoruz. Ben bir şey yapayım. 100 almasaydınız lan başka. 114. 114 orada mı? 114 orada mı? Doğru. 114 oraya verdi. Muhtemelen speaker. Öğrenci olan herkes yarışmaya katılabiliyordu. Çekilişe katılabiliyordu. Personeller hariç arkadaşlar. Kulübümüzün üyesi o taraf. 452 yok. Tekrar çekiyoruz. 207. 207. Orada çocuklar çok heyecanlılar ama 207. Var mı? Aramızda mı? Orada mı? Bakalım neresem orası hep kaldırıyor. Kartsız gelmeyin. Tamam 207. Muhtemelen speaker daha verdik ve şimdi HB Pro Webcam. Webcam kime gidiyor? Geri dönüyoruz. HB Pro Webcam 143'e gitti. 143. 143. Orada mı? Hayırlı olsun. Evet diyoruz. 82. Orada gördüm. Devam, her zaman evet diyoruz. Bir HP Pro Webcam daha. 86. 86 gördüm orada siyahlı arkadaş. USB LED light. USB LED light video. 163. 163. Nerede? Burada mı? 163 burada. USB LED light verdim. Bir gamepad var. Gamepad'in bir oyun konsolu gibi bir şey. Peki. 247. 247. Var mı? Ben görmüyor olabilir miyim? 247 tekrar çekeceğim. 247 tekrar çekiyoruz. Şuraya bir şey çıksın diye çok istiyorum. Arkadaşlar gelmişler, liseden öğrencilerim.